Hanımlar Beyler nokta başlıyor. Ya gerçekler ya sessizlik. Okan Bayülgen konuğuna hayat, iş ve gündem kümelerinden ardı ardına sorular yöneltecek. Konuğumuz yanıtlamak istemiyorsa ya da soruyu kısa kesmek istiyorsa önünde bulunan noktalayıcıyla sunucunun sesini kapatacak. Okan Bayülgen aynı kuraldan yararlanarak konuğu net ve gerçekçi yanıtlar vermiyorsa konuğun konuşmasını noktalayacak. Sunucu ve konuğu eşit şartlarda konuşacak. Bu kural, konuğumuzun samimi, derin, dürüst açıklamalar yapmasını sağlayacak ve sizler alışık olmadığınız bir söyleşi izleyeceksiniz. Stüdyo hazır, söyleşenler hazır. Hanımlar Beyler, nokta başlıyor. Hanımlar beyler noktanın canlı yayınında Sayın Altan Tan'la birlikteyiz. Yazar, gazeteci ve siyasetçi 24. 25. ve 26. dönem HDP Diyarbakır milletvekili HDP'den 2018'de istifa etti. Çok sayıda yayını var. Kitaplarından bazıları Kürt sorunu değişen Orta Doğu'da Kürtler, Hazreti İbrahim'in ayak izlerinde Orta Doğu en uzun yüzyıl Allah adına yönetmek 3. Cumhuriyete doğru eserlerinden bazıları iş gündem ve tabii ki hayat kümelerinden sorular soracağız. Son programlarda çok uygulamadığımız sohbetin de tadına varıp uygulamadığımız birbirimizin sözünü kesme noktayıcımız evet. var masada dilerseniz kullanabilirsiniz efendim hemen iş kümesinden bir soruyla başlamak istiyorum 1981 yılında inşaat fakültesinden mezun oldunuz ve askerlik görevinizin ardından 84-85 yılları arasında yaklaşık bir yıl Ankara Keçeören Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundunuz bu görev ilk siyasi deneyiminiz miydi soru soruyorum şimdi siyasete girmeye nasıl karar verdiniz Şimdi aslında çok böyle e, klasik bir ifade var. Yani siyasetin içine doğduk diye. Hı. Bizim kuşak çok küçük yaşlarda yani genç de değil çocukluk yaşlarından itibaren kendilerini siyasetin içinde buldular. Ben de ilk örgütüme 1958 doğumluyum. 1971'de 13 yaşındayken girdim. Hangi örgütte o ilk? Örgüt... O zaman, o zaman mücadele birliği. Mücadele birliği. Evet. Şimdi 13 yaşında bir çocuk niye örgüte girer? Yani içine doğma dediğim. Gözünüzü açıyorsunuz. İşte dayınızın oğlu, amcanızın oğlu, sizden büyük abiler. Herkes bir örgütün bir grubun içinde. Benim de dayım oğlu benden 5 yaş büyüktü. Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Birinci sınıfta. Ben de işte orta ikide. Elimden tutup oraya götürüp getirmeye başladı. Derken hikaye böyle başladı. Yani 85'ten çok önce. Peki bu örgüt mücadele birliği. Evet. Milletiniz FBA'di, nasıl bir örgüttü? E, Mücadele Birliği şu an Türkiye yani siyasi hayatına e, fikir hayatına yüzlerce insan yetiştirmiş. Yani Sayın Ahmet Davutoğlu'dan işte Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Cemil Çiçek Bey'den işte İslami grupta Pınar yayınlarından e, işte Hak Söz yayınlarından Ahmet Taş getirenden Hüseyin Gülerce'ye kadar. Ali Müfit Gürtüneye kadar tamam, İstanbul Belediyesi ismini duyunca biz e, sol örgüt falan gibi geliyor. E şimdi tabii sol Ulan. örgütlere benzer şu yanı vardı disiplini ve yapısı. Mesela İsmet İnönü'nün damadı Metin e, Toker'in hmm. çok meşhur bir bir kitabı var. Sağda ve solda vuruşanlar. Hmm. Solda yani o tarihler itibariyle en önemli örgüt Devgenç hmm. Mücadele Birliği'ne de sağın Devgenci diyordu. Aa. Yani böyle bir tanımlaması var Metin Toker'in. Dolayısıyla şu an yüzlerce insan yani ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Hem hem siyasette hem işte kültür hayatında hem yazın ve edebiyat alanında yüzlerce insan yetiştirmiş ama 1975-76'dan sonra tasfiye olmuş ve dağılmış bir yapı. Peki neydi Kürt sorunu konusunda açılımı mücadele birliğinin? Yani o tarihler itibariyle ciddi bir yaklaşımı yoktu. Daha çok İslami ...görüşleri ağırlıklı. Kimin vardı o tarihte Kürt sorunuyla ilgili ciddi bir açılım? Kürt açılımı? sorunuyla ilgili 1960'lara kadar... ...geleneksel olarak Kürt sorunuyla ilgilenen yani yapılar... ...medrese kökenli, İslami kaynaklı Mollalar. Ve bunların büyük bir kısmı KDP. Yani Mesut Barzani'nin işte babası Molla Mustafa Barzani'nin çizgisinde. Ama 1960'lardan sonra çok sayıda Kürt genci... Hı. Üniversitelerde okumaya başladı, Hı. sol hareketlerle tanıştı ve 1960'dan sonra Kürt siyasal temsili büyük oranda sol ve marksist örgütler tarafından yapıldı. Benim anımsadığım hemen 80 öncesinde ben de Galatasaray Lisesi içerisinde e, e, İG'de Genç Öncü. Tabii işte bunlar e, hepsi bizim ve şu a, an. Az Evet. Asayda, e, dev evet. sol e, ve e, bir iki e, ...fraksiyon daha vardı. O zaman... ...Kürt sorunu... E, ...tırnak içinde Kürt sorunu... ...başlığı altında bir şeyler söylenirdi ama... E, ...bugünkü gibi... ...söz edilmezdi. Bunları sayabilirim bazılarını. Yani hmm. çok örgüt vardı ama... ...KUK, hmm. KAVA... Hmm. ...Denge KAVA, Rızgari... ...Ala Rızgari, Özgürlük Yolu... ...yani PKK'den önceki örgütlerden... ...bahsediyorum. Hmm. Çok sayıda örgüt oldu. Yani 1960 ile... ...80 arasında... 25-30'a yakın sol sosyalist marksist bazıları Çin devrimini benimseyen, bazıları Rusya işte Lenin'in yorumlarına bağlı böyle farklı farklı yorumları olan yani sosyalizmin, marksizmin çok sayıda Kürt örgütü kuruldu. Şimdi dönüp baktığınızda aslında bu çok yakın tarihimizde olan şeylerden bahsediyoruz. Yani hemen 80 öncesinden evet. bahsediyoruz. Bizim üniversite yıllarımız Yaşlarımız benim yani. Da, evet. yakın. Siz 58 doğumlusunuz ben 64 doğumluyum. Evet. Ee, aslında benzer tarihlerden söz ediyoruz ama e, çok yakın tarihe bile gittiğimizde bir hafıza kaybı varmış gibi görünüyor. Özellikle Kürt sorunuyla ilgili. E, maalesef öyle. Şimdi mesela her şeyin PKK ile başladığını zannediyor birçokları. PKK 28 Kasım 1978'de kuruldu. Yani kuruluş e, tarihi resmi kayıtlarda bu. 78 Kasım ayı. 1977 belediye seçimlerinde Mehdi Zana yani Leyla Hanım'ın eşi bağımsız Diyarbakır Belediye Başkanı oldu. Yani bir Kürt siyasal temsili olarak 1977 yılında Diyarbakır'dan bağımsız hem de belediye başkanı oldu. Ziya Şerefanoğlu daha önce yani 60'lı yıllarda Bitlis'ten senatör seçildi. Yine aynı şekilde Nureddin Yılmaz 1977 seçimlerinde Bülent Ecevit CHP Kürt davasını güden adayları veto etti. Yani Abdülkerim Zilan, hmm. Nurettin Yılmaz hmm. gibi insanları Nurettin Yılmaz 1977'de Mardin'den rekor bir oyla bağımsız milletvekili seçildi. Pekke daha kurulmadan önce. Yani dolayısıyla Kürt meselesinin 150 yıl önceki bir gelişimi var, 100 yıl önceki gelişimi var, 50 yıl öncesi var. Bir de son 40 yıllık PKK ağırlıklı bir siyasi tarihi var ama çok daha derinlere dayanıyor. Peki bugün e, geldiğimiz e, yerde... E... Bütün bu örgütlerin, partilerin isimlerinin telaffuz edilişinde bile aslında bir aidiyet ortaya çıkıyor. Örneğin evet. siz şimdi PKK diyorsunuz. Evet. Ben dil alışkanlığıyla PKK derim. Evet. Ama e, şu anda ne sizin PKK deyişinizde ne e, benim PKK deyişimde bir aidiyet yok. Aslında siyasi polemiğin bir parçası oldu bu telaffuzlar. Maalesef öyle oldu. Örnekse CHP demekle CHP demek arasında He, evet. bir fark var. Eğer, MHP veya MHP Evet demekle ilgili. Bu aidiyet ve karşılıklı suçlama belirti. Örnekse CHP değil CHP dersek bu PKK'ya yakınlaşmış gibi duruyor. insanların belki kulağında. Halbuki PKK'ya sempati duyanlar ya da Kürt hareketine sempati duyanlar onlar PKK demiyorlar mesela. Böyle bir şey var. Siz niye PKK diyorsunuz? Şimdi Kürtçe yani PKK'nin ismi Partiya Karkerani Kürdistan K harfi. K harfi Şimdi yani. Arapçada K harfi var, Kef. K harfi var, Kaf. Hı hı. Türkçede eskiden mesela kağıt yazdığınız vakit şapka vardı aynın anın üzerinde evet. biz. Biz ilkokulda okulda evet, sonra, sonra o şapkayı da kaldırdılar. Dolayısıyla Türk Türk alfabesindeki bir eksiklik bu. Yani K de aynı harftir, K da aynı harftir. Ee, dolayısıyla doğrusu PKK'dir. Onun için yani Kürtçe telaffuzu budur. Aynen. Beşar Esed'le ilgili... ...şimdi adamın resmi adı... Hı hı. ...yani babasının ona koyduğu ad, ...nüfustaki adı Esed... Hı hı. ...Esed Arapça aslan demek... Hı hı. ...şimdi bizim Türkiye ısrarla esat yaptı bunu... Hı hı. ...yani Esad da... ...mutlu mesut demek... ...sonra ama Cumhurbaşkanımızın söylemiyle Esed denmeye başladı... Tekrar. ...hayır adamın adı neyse onu söyle... Yani ...şemseddine bedreddin demek... ...bedreddine nureddin demek gibi bir şey bu yani... Hı hı hı. ...maalesef böyle yani... ...şimdi işte PKK diyeceksin niye peki Ama tepiyorsun? aslında aslında biz e, Esad ya da Esed e, konusunda e, tavır aldıktan sonra adamın ismini doğru söylemekte bir garip olmuyor mu? Hayır yani doğrusu neyse adamın Hı -hı. adı. Mesela şimdi Trump'ın adı yani Trump. Eskiden Esad denirken aslında adama Aslan demiyorduk. Şimdi Esed deyince Aslan demeye başlamış oluyoruz. E tabi yani şimdi <laughs> Arapça esas şeyi bu şimdi Trump'a... Kızdınız Trump'a Trump Türk demeye Çünkü başladınız. Çünkü hayır şöyle bir şey var. Yani e, Esad, Sayın Bahçeli Trump diyor ya. ya yani, yani e, Esad ya dergimi. da Esed konusunda da yani galiba daha önce Esat evet. Esat deniliyordu. Adama kızdıktan sonra e, Esed denmeye başladı. Keşke Esad denmeye devam etseydi. Çünkü yani, yani kızdıktan bu, sonra bu, bu maalesef, maalesef cahillikle alakalı bir şey. Şimdi mesela bazı Yok, olarak... öyle gitmesin ama ya yani. biz Cumhurbaşkanına ha. cahil diyormuş gibi olmayalım da. Yani Hayır hayır. Hayır ben o şimdi doğrusunu, doğrusunu söylüyor. Evet. Ben diyorum, genel algıyı diyorum. Şimdi mesela Arapça bazı isimler var. Şevki ismi Şevki. Şevk Arapça diken demek. Hı esası. Yani şaun. Yani hem zevk, mutluluk anlamına geliyor hem de ışık anlamına geliyor şawk. Ee, özür dilerim. Şimdi Şevki dediğin vakit Hı. diyor ki ya bu adamın dili ne kadar şey köyden yarın mı geldi bu adam? Ya yani nasıl telaffuz ediyor? Ya bunun doğrusu bu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu. Aslında aslında bu bizim ee, memleketimizin dilini kullanırken e, takındığı zarafettir aslında Çünkü bir başka evet. ülkenin dilinde Örnekse Fransızlarda O Fransızca o e, Nasıl telaffuz edilmesi gerekiyorsa Okuduğu gibi öyle telaffuz ederler Hatta birçok kişi de Fransızların bu söylemiyle dalga geçer aslında Onlar isimleri kendi okudukları gibi söylerler Evet. yani bu bizim aslında zarafetimiz yani Esed Esad çünkü doğrusu budur böyle kullanalım. Doğrusu neyse Bizim olur. dilimizde de yabancı liderlerle ilgili biz hep kendimiz evet. öyle telaffuz ederiz ama bütün dünya ülkeleri aynı şeyi yapmıyor. Bizim evet. ülkemizin zarafeti peki efendim teşekkür ederim. Yani onun ederim. için öyle telaffuz ediyorum ben doğrusu neyse onu ee, söylüyorum evet. Ama bu sizin PKK ya yakınlık duyduğunuzu göstermiyor sonuçta. Bunlar başka bir şey. Doğru, mesela şimdi Beşar eset derken de ben Esed diyorum. Hiç sevmediğim bir isim. Hmm. Beşar hmm. Esad hmm. ama doğrusu neyse hmm. sevip sevmem. ayrı bir şey, doğrusunu kullanma ayrı bir şey. Peki o sırada e, tam bu Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı sırasında Melih Gökçek'le beraber. Melih Gökçek Keçiören'de belediye başkanıydı. Hı -hı. Melih Gökçek de daha önceden işte o 80 öncesinde aynı örgütün Ankara Hı -hı. liderlerinden biriydi. Ben Keçiören Belediyesi'nde görev aldım ve bir yılda değil buçuk ay yani resmi Hı -hı. görevim buçuk ayın sonunda elim kelepçeli hücreye gittim. Ne? Neden? Dincilikten ve kürtçülükten. Ben Gökçelen'de 35 yıldır konuşmuyorum. Ve onun bir payı oldu mu? E oldu yani kısmen. Aa. Kısmen. Yani direkt değil. Hmm. En direkt yollardan oldu. En öyle. direkt yollardan. Yani ben de onu e, sorumlu tuttuğum için, sorumlu gördüğüm Bunu için. Bunu herhangi bir yerde anlattınız mı? Ben anımsamıyorum. Bunu sanırım anlatmadım yani bu şey hikayeyi ama 35 yıldır... Ben de Melih Gökçek'le ilgili bir skandal peşinde değilim ama... Yok çekti. hayır hmm. yani başka bir şeyimiz de olmadı zaten ama hmm. 35 yıldır... Hmm. Yani 1985 işte 2020... Yani 35 yıldır görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Ee, hikaye bu. Yani benim alınma sebebimde zaten o dosya duruyor. Hala bizi yani gözaltına alma işte o zamanki Devlet Güvenlik Mahkemesi... 1985 yılında Sade ben değil yani bir bir grup arkadaş bunların e, içinde Nihat Hatipoğlu'nun eniştesi de var kız kardeşinin eşi de var epey arkadaş var bunlar işte dincilik ve kürtçülük iddiasıyla o zaman Ülkü Coşkun vardı meşhur savcı bizi gözaltına aldı. Bu sizin e, tabirleriniz mi? Dincilik ve Kürtçülük. Aslında asıl e, suçlandığınız Hayır, ki, iddianamede öyle. i̇ddianamede iddian, dincilik ve Kürtçülük mü diyor? Evet. Dincilik mi diyor? Yani tam cümleyi belki şey yapamıyorum ben de dincilik işte dini işte faaliyetler, Kürtçülük. Kürt... Bu size saçma geldi mi o zaman yani zaten? Ya her zaman saçma geldi ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde o yani kadar Yani Kürt olmak çok... ve Müslüman olmak değil mi bu yani Yani bu kadar o kadar çok saçmalık var ki mesela iddialardan birisi Keçiören Belediyesi yeni kuruluyor. Ve, ve işe aldığımız yani 2000'e yakın insan mesela Turgut Özal'ın çıkardığı bir kanunla kuruldu bunlar eskiden yoktu. Yani böyle büyük şehir ilçe belediyeleri falan yoktu. 2000'e yakın kişi içerisinde diyelim ki 45 kişinin 50 kişinin işte kaydı Diyarbakırlı, Mardinli Urfalı falan. İşte bunlar hep seçerek Kürtleri alıyorlar diye. Veya İslami kesimden kesimleri alıyorlar diye. İşte bu iddialarla Bizi gözaltına aldılar. E son verdiler. Şimdi tarihte yine gözaltına alındınız. Evet. yani 85'ten işte, bu yana böyle gidiyor. Hatta biraz önce konuşurken de e, yani telefonunuz galiba poliste mi kalmış? Evet. Oğlunuzun e, telefonunu kullanmak Evet sonunda. şu an yani bu bu oğlumun telefonu. En Onun küçük numarası oğlumun, mı efendim? Yoksa... Hayır sen? benim numaram. Ben sonra bir sim kart çıkardım ama evet. bütün bilgiler, belgeler, ama biraz önce sanki Hepsi ona bir telefon alıyor. geldi gibi bir şey oldu içeride. Onun yani. arkadaşları o telefonun bende olduğunu bilip yan yana izleye bazen de beni arıyorlar. Böyle bir <laughs> şeydir gidiyor. Bir peki bu, gidiyor. Peki bunu nasıl bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunca yılın sonunda tekrar polis tarafından gözaltına alınmak. Valla şimdi hani e, alıştık desek hoş bir ifade değil. Yani bunlara alışmak da hoş değil. Hmm. Ama işte oluyor bunlar yani Nasıl karşılayayım? İşte yedi gün 8 gün kaldık toplam. Tabii millet 8 yıl kalıyor. Yani 8 evet. yıl, 10 yıl insanların hapiste kaldığı bir bir ülkede ben 7 gün, 8 gün hücrede kaldım deyip feryat Nerede etmek kaldı? de çok ayıp bir şey. Nerede tek tek kal hücrelerde kaldık. yani bütün arkadaşlar birer kişilik tek tek. hücrelerde evet. E, yine de e, tabii ki çok e, olgun bir yorum yapıyorsunuz ama bir insanın 8 gün tek başına bir hücrede kalması da Böyle kaldık işte. Vallahi e, sabur. E, yani aslında biraz empati yapılmaya kalkışılırsa evet. hakikaten kolay bir şey değil. Yani. Ya ama tabii şimdi yani diyorum ya şöyle deseniz oraya çekiliyor, böyle deseniz şuraya çekiliyor. Şimdi kötü bir muamele görmedik. Hı hı. Yani saygı dışı... Size saygı gösteriliyor mu? Üç dönem milletvekili olan bir insan. Yani tabii ki çok belli bir... özel bir saygı da yok ama bir kaba hareket de yok. Hı hı. Yani onu da söylemek lazım. Tabi bunu söylediğiniz vakit de ya sanki sen gözaltına alınmaktan memnunsun, şeyi mi met ediyorsun işte 62 yaşında senin özgürlüğünü kısıtlamışlar, 7 gün bir odaya koymuşlar. Yani bunun neresi iyi? E, trajikomik komik bir durum. Benim babam 1982'de ikide Diyarbakır askeri cezaevinde işkencede öldü. Evet bunu biliyorum. Biraz yani biraz öyle muameleler, zaten. öyle şeyler geçmişte gördük ki ben 85'te işte ilk gözaltına alındığım vakit 4 gün 1.20'ye 1.20 bir hücrede Hizbut Tahrir'den bir arkadaşla yani bizim dosyamızdan da değil başka bir arkadaş hmm. Hizbut Tahrir örgütü davasından alınmış. 4 gün 1.20'ye 1.20 bir hücrede beraber kaldık. Yani uzanmanız mümkün değil, evet. yatmanız mümkün değil falan. Yani o günle bu günler mukayese edildiği zaman tekrar söylüyorum bu da belki yanlış anlaşılacak hmm. ama yani gayri insani bir muamele görmedik. Yani davranış bu, biçimi olarak. Belki de bizim eee Topraklarımızın, ülkemizin kaderi, evet. çok büyük şairlerimizin, edebiyatçılarımızın, önemli siyasetçilerimizin hayatlarında bu mapusluk meselesinin olması, bu konuyla ilgili bu kadar edebiyat yapılması ve insanların bunu siyasetin olağan bir parçasıymış gibi e, görmelerine neden oluyor. Çünkü mapusluk şiirleri okuyor, evet. mapusluk türküleri söylüyor insanlar. Bu mapusluk da hani bu işlerle uğraşırsan, evet. vatanını seversen bu mapuslukta... geçmen gereken bir süreçmiş gibi görünüyor herkese. Şimdi bu ülke bütün sevdiği çocuklarını önce adam akıllı döver. Hı. Hani Nazım Hikmet işte gençliğinin en güzel yıllarını cezaevinde geçirdi. Evet. Kemal Tahir 28 yaşında girdi, 40 yaşında çıktı. Ya. Müthiş bir romancıdır. Evet. Sabahattin Ali evet. en güzel mahpus türküleri işte Geçmiyor günler geçmiyor Sinop hapishanesinde yazdı. Said Nursi yıllarca hapishanelerde kaldı, sürgünlerde kaldı. Necip Fazıl Kısakürek evet. yine öyle. Yani evet. niye bu isimleri veriyorum? Farklı Herkesin farklı görüşlerden isimler Alparslan yani. Türkeş. Evet. Yani 12 Eylül'den sonra 4 yıl hapishanede kaldı. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu 7,5 yıl kaldı. Ve bizzat bana söylediği Muhsin Yazıcıoğlu'nun dedi ki Altan Bey beni bir komünistle 8 ay aynı hücreye koydular. Yani kendi tabiri bir evet. komünistle. Aynı hücreye koydular 8 ay. O 7,5 yıllık hapsin 8 aylık kısmında. Bana ne işkence yaptılarsa ona da aynısını yaptılar. Ona ne yaptılarsa aynısını bana da yaptılar dedi. E şimdi bu bu memleketin kaderi. Yani önce bütün yazarını... Şairi, ne düşünmüş rahmetli o komünist kişiyle ilgili sonradan anlattığımızı? Daha detayını yani daha sonrasını anlatmadı ama kötü bir şey anlatmadı. Yani biz aynı kaderi ama paylaştık. Ama ne kadar zarif bir açıklama yaptı. Tabii yani. onu anlattı yani evet. bizzat bana anlattı. Hı bir milletvekili arkadaşın evinde bir özel sohbette dedi ki Altan Bey biz bunların hepsini böyle yaşadık. E şimdi geriye dönüp bakıyorsunuz e, Bülent Ecevit bile hapis yattı. Evet. Yani bu bu ülkenin ne kadar kafası çalışan fikir üreten sağcısı solcusu dincisi kürdü kim varsa yani Musa Anter'den tutun Nurettin Yılmaz'a Şerafettin Elçi'den tutun Abdülmelik Fırat'a kadar hmm. en yaşlı haliyle Abdülmelik Fırat'ın elinde kelepçe vuruldu teşhir edildi. Sonra da ya işte büyük devlet adamıydı, büyük insandı. Muhsin Bey şöyle Melik Bey beyefendiydi. İşte Kemal Tahir büyük romancıydı. Nazım dünya çapında bir şairdi. Necip Fazıl Kısakürek şöyledi diye. ağıtlar yakıyoruz isimlerini okullara, işte üniversitelere sağa sola veriyoruz. Maalesef böyle yani. Yapacak bir şey ee, tabii olur. ki ben ben de. Yemeyen demek ki iyi adam Yok, değil yani. Ama bir <laughs> şu, şu anda şu anda baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz yani bu ülkenin çocukları? Uzun 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 yıllardır. Ee, birbirlerine kırdırılmış mı yoksa birbirlerini mi kırmışlar ya da bir şeye alet mi edilmişler hayatları böyle mi e, sönmüş yoksa bu topraktan çünkü biz açıklarken de böyle açıklıyoruz yani kavgayı e, tartışmayı birbirinin kanına girmeyi bu toprağın bir parçasıymış gibi Yani bir taraftan bakıyoruz e, Doğu illerimizdeki kan davası meselelerine bakıyoruz Siyasete de böyle bakıyoruz yani herkesin birbirinin kanına girmesi gereken bir meseleymiş gibi Siz nasıl bakıyorsunuz bu yaşınızın olgunluğunda acaba alet mi edildiniz alet oldunuz mu? Ben de kendimle ilgili söyleyebilirim. Herkesle ilgili söyleyebilirim. Alet olmuşluk gibi bir şey. Şimdi yani alet oldunuz mu yoksa hakikaten bu bu toprağın bu toprağın bir parçası mı yani bu acıları çekmek siyasete siyasete herkes her genç çocuk siyasete heves eder çünkü bir kere saftır. İkincisi para pul dünya nimetleri gözünde değildir. Vatanını sever, toprağını sever, insanlarını sever ve bir kahramanlık duygusuyla onları kurtarmak ister. Yani tabii ki bir genç bir insan bir de kaybedecek bir şeyi yoktur. Dünyada dünya malı gözünde değildir. Bilmez zaten Ailesi yoktur. Abi, abi. Yani bir evlilik yaşamıştır vesaire. Evet. Tabii bu bu güzel bu saf duygular bu idealist duygular ne kadar güzel kullanılabilir? Şimdi nasıl bakıyorsunuz? Kullanıldığınız gibi bakıyor musunuz? Şimdi maalesef bunu sadece ben söylemiyorum. Bizim kuşakta bizden önceki kuşakta korkarım bizden sonraki kuşakta maalesef büyük oranda kullanıldık. Birbirimize kırdırıldık, birbirimizi kırmadık. Hı. Hı. Birbirimize kırdırıldık. Şimdi ile atfedilen bir söz var. Diyor ki iki şeyin nasıl yapıldığını bilseniz mideniz bulanır, görseniz. Hı. Biri diyor sosis yapımı, öbürü de siyaset ve politika. Hı. Yani bunun perde Bilmiyorum arkasını. Bu evet. evet, perde arkasını. Hı. Nasıl yapıldığını. Tabii Churchill çok zeki bir adam. Çok önemli bir politikacı. Evet. Çok şeyi var hikayesi, anekdotu var. Maalesef bu ülkenin evlatları yüzyıldır birbirlerine kırdırılıyorlar. Kırdırılıyorlar. Maalesef. Tabii ben daha genç yaşlardayken bizim ilk içinde bulunduğumuz örgütün, yani bunu da belki ilk olarak bu gece anlatacağım. Çünkü biraz bir şeyler anlatmak lazım. Peki. Böyle ara sıra gelip benim sırtıma vuruyordu. Ben her zaman biraz şeydim. Yani biraz heyecanlı, biraz konuşkan, biraz işte böyle aktif. Ya diyordu bu altan ne kadar iyi bir çocuk. Ama iyi ki çok şey bilmiyor. Ya, yani hem iyi çocuk diyor hem de çok şey bilmiyor diyor. Ne demek bu? Sonra 12 Eylül'den sonra yıllar sonra öğrendik ki bu arkadaşımız Kontri Gerilla'nın bölgede en önemli adamlarından biri. He. Yani o zaman yani bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Saf işte zavallı bilmem ne. Ve dönem içinde de birçok örgütün birçok yapının yani içine yerli ve yabancı istihbarat örgütlerinin girmediği bir siyasal yapı görmedim ben. Hani diyorsunuz ya bugün geldiğiniz noktada ne hissediyorsunuz? Hı hı. Maalesef. Ve Muhsin Bey'in de öldürülmesinin en önemli sebeplerinden biri budur. Nedir? Muhsin nedir Yani son dönemde bazı şeyleri daha açık konuşmaya başlaması evet. ve belli şeylere karşı da tavır almaz. Yani bu karanlık hı hı. ilişkilerle ilgili, geçmişin karanlık olaylarıyla ilgili daha önemli hazırlıklar, daha önemli ifşaatlar yapma ...hazırlığı içinde olmasıdır... ...yani özel sohbetlerde birçok şey anlatıyordu... ...böyle yani görüştüğümüzde... E, ...maalesef... E, ...bizim kuşak... ...hatta bizden önceki 68 kuşağı da... ...biz 78 kuşağı sayılıyoruz... Evet. ...68 evet. kuşağı da... da solcusuyla... ...kürdüyle, ile, Kürdü ile, ile e, ...efelime söyleyeyim... ...Alevisiyle, Sünnisiyle... ...maalesef bir şekilde birbirine kırdırıldı... ...bu... ...bu oyunları görmek lazım... Bu oyunları anlamak lazım ve bu ülkenin geleceği için bundan sonra doğru düzgün bir hukuk devleti olması için ve egemenliğini bağımsızlığını lafta değil yani yabancı istihbarat örgütlerinin egemenliğinin dışında kurması lazım. E bu bilinçli olan insanlar var ama maalesef hala az sayıda. Şimdi hemen maalesef. burada e, biraz e, sizin hayatla ilgili hatta bu. E, Soru önümde yok sadece e, ben arkadaşlarımdan rica ettim sizden de rica ettik bir aile fotoğrafı var evet. o aile fotoğrafıyla bunu birleştirmek evet. istiyorum yani nesillerden söz ederken işte siz bir nesilsiniz sizin e, çocuklarınız bir sonraki nesil şu aile fotoğrafınızı evet. rica edeceğim rejiden ona bir beraber evet. bakalım. Nereden şimdi bu, görebileceğiz şuradan e, göreceğiz. Evet. Şimdi burada dört e, tane kızınız var. Evet. Ve e, tabii ki ikisi burada şimdi. Onlar evet, programı ikisi izliyorlar burada. Televizyonumuzda. Berfinle Zelal buradalar. evet. Buradalar. kucağında. izliyorlar. He Helin var. Evet. Ve e, torunlar var ve evet. oğullarınız var. Evet. E, siz bir de damatlar var. İki de damat. Ha, bir de yani damatlar. sağdaki evet, ve soldaki ikisi yok. damat. Evet. evet. Şimdi bu çok güzel bir çok güzel bir fotoğraf. Bir baba evet. için evet. E, kıvanç Allah hepsini verici. bağışlasın. Allah herkesin Allah bağışlasın. de çocuklarını, Gerçekten. torunlarını, evlatlarını bağışlasın. İki evliliğinizden e, altı tane çocuğunuz evet. olmuş. Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Bana biraz önce açıklamışsınız. Yani tabii önce Yine şeyi açıklamak lazım. İki evlilik derken ben ilk eşimden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğimi tabii yaptım. Tabii, evet, ve, tabii. ve yedi yıl sonra yaptım. Yani hemen de değil. Evet. Milletin aklına bir şeyler de gelir ne olur. Ama 7 yıl izafi bir süre bazı evliliklere göre de az da sayılabilir. Yani işte öyle yani 7 yıl sonra tekrar eşimle evlendim. Allah'a çok şükür çocukların hepsi beraber büyüdüler. Evet. Ee, Ve birbirleriyle iş. görüşüyorlar. Tabii tabii sürekli işte şu an ikisi de burada yani Zelal ile Berfin burada. Ayrı annelerden olan iki ee, e, Evet hepsi hem birbirini hanım. Evet. evet çok severler hem sayarlar bağlılar. Seneden mutlaka birkaç ayı beraber geçiririz ya evet. ya İstanbul'da ya yurt dışında evet. veya Diyarbakır'da kendi evet. evimizde. Ee, üç e, hanımefendinin kızınızın e, başı kapalı birinin başı açıktır. Şimdi en büyükle en küçük örtülü değildiler. En büyük kızım bu benim hemen yanımda duran kucağında hmm. çocuk olan hmm. o iki yıl önce hmm. e, örtünme ihtiyacını hissetti. O saate kadar biz yani ona bir telkinde bulunmadık. Zaten en büyük kız çocuğu o. Hmm. Üstelik aynı okullarda okudular birçoğu da ortaokulu liseyi buradaki İstanbul'daki kolejlerde okudular. Kendi tercihiyle. E küçük de zaten şu an öyle. Bizim aile biraz renkli bir ailedir. Benim annem Türk. Baba annem Arap. Güzel. Damatların ikisi biri Kastamonulu, Güzel. O sakallı olan. Öbür damadım Kürt. Abdülmelik Fırat Bey'in yeğeni, kardeşinin şeyi. Ee, yani dolayısıyla etnik olarak da, fikir olarak da, dil olarak da 3 4 dilin birlikte konuşulduğu hmm, bir aileyiz. Hmm, hmm. Kardeşimin eşi Perulu. Yani evlerimiz yan yana. Eşi Paris'te görebiliyor. Onların çocukları İspanyolca da çok iyi konuşuyorlar. Hmm. Ana dilleri Fransızca hmm. konuşuyorlar. İşte Kürtçe, Türkçe, Arapça İngilizce yani hemen hemen herkes İngilizce biliyor ailede okudukları okudukları. Aslında de. siz ideal ülke Birleşmiş Milletler. Evet ama evet. hayır bir yandan bir yandan da siz <laughs> ideal ülkeyi kurmuşsunuz. Evet. Sadece sizin evde duruyor o ülke. Geniş ailemiz de öyle bizim. Yani amcalarım, dayılarım mesela 25-30'a yakın Karadenizli gelin ve damat var bizde. Aa çok güzel. Yani çok güzel. geniş ailemizde. Hı <laughs> hı. Ee, e, boşnak gelinler, damatlar var, Arnavut Küslük var mıdır efendim düzenli? Yok, yok. yok Maşallah. Yok. Yok. Yani fikir olarak da farklı. Mesela çok layık, seküler hayat tarzını benimseyen hmm. birinci derece amca çocukları, hala teyze çocukları var. Daha işte dindar insanlar var. Hiçbir şeye kafasını takmayan, kafasına hmm. göre takılanlar var. Peki e, onları ne bir araya getirir bu farklı e, görüş ve... E, inanışlarda siyasi e, inanışlarda insanlar ne bir araya getirir şimdi, türkü söylemek mi bir araya getirir orada da çeşitlilik var tabii türkülerde de Birbirinin türkülerini dinlemek şimdi mi bir araya bizim getirir bizim bütün düğünlerimiz yakın zamana kadar üç dilliydi yani Hı. Türkçe Kürtçe Arapça Hı. yani folklor olarak da işte e, Safiye Ayladan Müzeyyen Senardan Hafız Burhan'dan Münir Nureddin'den başlayın Hı. Mustafa Keser'e kadar Mustafa Keser de benim dayımın torunu Güzel. Yani annesi benim dayımın kızı, rahmetli annesi ablam. Şimdi tabii şey de katıldı buna. Yani düğünlerimize İspanyolca da katıldı. Bir işte gelin ve yeğenler vasıtasıyla bizi yan yana getiren en önemli şey büyüklerimizin olgunluğu. Yani benim rahmetli annem de, babam da, e, dedem de dini, mezhebi, etnik bir ayrım yapmadılar. Yani çocukların hayatlarına çok müdahale etmediler yani o o anlamıyla tabir ne kadar doğru bilmiyorum çünkü bu ideolojik örgütlerden geldiğimiz için her laf bir yere çekiliyor. Daha liberal demokrat bir ortamda büyüdük. Evet. Yani şey olarak, yapı olarak. E sürekli bir kolumuz 1955'ten itibaren İstanbul'daydı. Onlara nereden gelmiş bu hüsnü niyet bu e, e, biraz ailenin kavuş. yapısından dedim ya işte annem Türk. Babaannem Arap yani Mardin'in büyük yani bir ailesinin kızı. Yani saygılı olmayı kızını... evet. yetişirken. Mesela babaannem hayatta olduğu müddetçe kimse e, babaannemin otoritesine karşı bir şey diyemezdi. Hmm. Bütün aileyi babaannem yönetirdi. Ama bir yandan da bu demokrat tabii. yapıyı yerleştirmiş. Tabii yani gelinler öyle, damatlar hmm. öyle. Yani tabii doğal bir çeşitlilik var. Yani böyle seçerek yapılmamış bunlar. Yani hmm. sevmiş, evlenmiş, istemiş, evlenmiş. Yani kız olsun, erkek olsun. Ve neticede böyle bir yapı ortaya çıkmış. Peki. sadece reklama girmek için kesiyorum çok e, keyifli ilerliyor yoksa buyursunlar zirveyi sevenlere pembe ve mavi renkli dora bileklikler koçak mağazaları ve ekoçak.com'da koçak seninle güzel mağazalar hazır mıyız Gider pandala dansende fırsat veren world day tight sit on my star a fırsatlar onda Markette de it there got the for da world cool one like big star le yine seninle pandala dansende fırsat veren fırsat beğenin. Marketten giyime Türkiye'nin her yerinde. 700 binden fazla iş yerinde her ay 1000 liradan fazla World puan kazanmak için Mobile Akıllı, açık, World Mobile'i indirin. Cansı geldi. Deli oğlum benim. Yok artık. Cansı. Getir büyük. Getir büyük ne? Oğlum getirin büyüğü. Büyük olunca ne oluyor? Hem daha çok çeşit oluyor hem de market fiyatına. Bir de getir büyük çıktı başımıza. Arabanızda da şov yapıyorsunuz apartmanda. Araba demişken 16 yaşına kadar araba şeklinde yatağında uyudu. 15 buçuk. Cansucuğum markete gidiyordu herhalde biz seni tutmayalım. Ben de tüm ihtiyaçlarımı getir büyükten söylüyorum. Ay gel Nicahettin'in sünnet fotoğraflarını göstereyim. Ben şunu alayım. Yeni Büyük Bitirdin Getir Büyük. Getirden Büyük Yenilik Getir Büyük. Kasaptan manava binlerce çeşidiyle market fiyatına ürünler getirme ücreti olmadan getirin büyüğü Getir Büyük'te. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Kase ve tabak çeşitlerinden kek kalıbı çeşitlerine, balık ve gözleme tavasından düdüklü tencere setine kadar birçok ürün uygun fiyata. Acı, acı bitmez. Büyük mutluluklar getirecek küçük değişimler için Beko yenileme kampanyası başlıyor. Çay makinesinden miksere, ütüden süpürgeye eski alışkanlıklarınızı yenileyecek Beko küçük ev aletleri ve süpürgeler şimdi %50'ye varan indirimlerle. Beko'yla evimize sağlık. Kadim Selçuklu Bahşehri Konya'nın kalbinde büyük dönüşüm başlıyor. Mevlana Çarşısı yıkılıyor. Yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri Konya'da hayat buluyor. Konya geçmişten aldığı emaneti yarınlara güvenle taşıyor. Hayırlı olsun Uğur İbrahim Altay. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Cuma BİM'de çift kişilik bambu yorgan 169 lira. Çift kişilik akrilik battaniye 44 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu Cuma BİM'de. Var gücümüz. Sağlıkta kendi kendimize yetebilme. Zor zamanlarda bir araya gelme. Bir nefes sıhhat verme. Kahramanlar gibi mücadele etme var gücümüz sanayide kesintisiz üretime insanın çalışan eline çarkın dönüşüne 7 24 çalışan makine var gücümüz tarımda kendi ayaklarımız üzerinde durmaya tohuma tarlaya suya seraya binbir çeşit gıdaya var gücümüz üretmeye Gelişmeye, büyümeye var gücümüz Türkiye için durmak yok. Var gücüyle çalışanlar var. Azerbaycan'ın enerjisi soka, Türk sanayisinin gücüne ürettiği ham maddeyle güç katıyor. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlet olarak üretimde de omuz omuza soka. Birlikteyiz, güçlüyüz. Yapay bileşen yok, sentetik içerik yok, koruyucu da, renklendirici de yok. İşte bu ya. Ne kola ne gazoz. No on. Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Bahçe villaları ve cam tavanlı teras loflarında ön satış fırsatları devam ediyor. Orman Emlak konut güvencesi ve DAP yapı vizyonuyla. 444-93-27 Zirveyi sevenlere pembe ve mavi renkli Dora bileklikler. Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak seninle güzel. TV 100 kanalını Dijitürk, D-Smart, Türksel TV ve Türksat Kablo TV platformlarında 37. kanal, TV bu 47. kanal, Türksat 4A 12.729 sembol 30.000 polarizasyon dikey frekansından izleyebilirsiniz. TV 100, Türkiye'nin yeni yüzü. Emlak Konut bilgilendiriyor. Çevre kirliliğine dair her türlü şikayet ya da talebinizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çağrı merkezi Alo 181'i arayarak veya çevre ihbar hattı 0532 0101 181'e konum, fotoğraf, video göndererek ulaştırabilirsiniz. Emlak Konut bilgilendirdi. Hanımlar beyler sayın Altan Tanla canlı yayında söyleşimizi sürdürüyoruz noktada. Ee, şimdi hemen e, tabii ki e, çok güzel bir sohbet oldu teşekkür evet, ederim sizde bu kadar ederim. sıcak yaklaştığınız için. Bir yandan e, aileden söz ettik sizin ailenizin çok sesliliğinden evet. e, söz ettik. Bir yandan gençlerin e, inançlı iyi niyetli e, kahraman gençlerin. ...kullanılmasından söz ettik. Bunun devam edip etmediğini... ...merak ediyorum aslında. Üçüncü sorum... ...iş konusunda şu... ...eski HDP sözcüsü ve Kars Belediye Başkanlığı... ...görevinden alınan Ayhan Bilge'nin... ...HDP'nin PKK ile ilgili... ...ile bağına... ...yönelik eleştirisinin ardından... ...siz de bir açıklama yaptınız ve... ...parti ile PKK ilişkisi... ...gizli saklı bir mevzu değil... ...bunu deve kuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. HDP ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek dediniz. HDP'nin terör örgütüne karşı tavrı nasıl olmalı? Terör örgütüyle arasına bir mesafe koyamamasının sebebi nedir? Ve soruyorum HDP'yi nerede görüyorsunuz şu anda? Şimdi HDP'yi Türkiye siyasi hayatının en önemli yerlerinden birinde görüyorum. Çünkü çok önemli bir temsili var. İşte yüzde 13'ün üzerine çıkan bir oy potansiyeli var. 80 milletvekiliyle parlamentoya girme durumu var 2015 seçimlerinde. Ve bundan sonra da Türkiye'de HDP'yi ve HDP'nin temsil ettiği veya oy aldığı kitleyi öyle diyelim başka bir ifadeyle yok sayarak Türkiye'de siyaseti sürdürmek mümkün değil. Şimdi bu kavgalar nereden çıktı? Yani özellikle benden ilgili böyle belli bir kesim bir linç kampanyası başlattı. Bunu açıklayın lütfen. Tabii lütfen. tabii çok açık. Ben hiç hayatımda gizli saklı bir iş yapmadım. Her şey yani bütün o ticari işleri de açık anlatacağım. Şimdi efendim işte devlet veya başka bir ifadeyle AK Parti hükümeti HDP'yi kapatacak. Kapatma kararı aldı. Yani iddiaları söylüyorum. Yani linç kampanyası ile ilgili Dolayısıyla buna gerekçe oluşturmak için işte bazı arkadaşları konuşturuyorlar. Sanki bir ihbarcı gibi, sanki bir itirafçı gibi bir kamuoyu meydana getiriyorlar. Halbuki ya devlet eğer HDP'yi veya AK Parti veya kim neyse kim kim karar aldı almadı onu da bilmiyorum. Ben kaç tane kapatılan partide görev yaptım? Sayayım. Yani Milli Selamet Partisi daha çok genç. Yani üniversite yılları. Refah Partisi. Ondan sonra HADEP. Yani benim ömrüm neredeyse kapatılan devletin geçti. kapattığı partilerde geçti. Yani devlet o tırnak içinde yani devlet hani o da şimdi hemen savcılara acaba devlete bir şey mi söyledi ne söylüyor falan. Bir partiyi kapatmak istiyorsa kardeşim kimsenin lafına gerek yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi %50'ye yakın oy almıştı 2007 seçimlerinde. Hakkında kapatılma davası açıldı ve direkten döndü. Hani Başbakan iktidar partisi %50'ye yakın yani 49 muydu? 49 küsür müydü? Neyse tam iyi hatırlamıyorum bunu. Yani %50'ye yakın oy almış ve Anayasa Mahkemesi bununla ilgili kapatma davası açtı biliyorsunuz. Daha dün Abdullah Gül'ün Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilme sürecinde bir 367 hikayesi uydurdu Sabih Kanadoğlu. Türkiye bir sene iki sene bununla uğraştı. Dolayısıyla devlet eğer veya müesses nizam diyelim daha eski tabirle yuvarlak kimsenin anlamadığı cümleler kullanalım daha iyi. <laughs> bir şey yapmak istiyorsa bunu yapar. Yani ne benim ne onun ne ne diğerinin bir şey konuşmasına bir şey söylemesine hatta belgeye ve delile bile gerek yok. Gelelim ikinci meseleye. Yani işte e, HDP şunla ilgisi var mı bunla yok mu? Şu an bu Kürt meselesiyle alakalı yani PKK'nın 1984'ten itibaren başlattığı eylemlerden bu yana klasik bir ifade vardı. 50 bin insan hayatını kaybetti diye. Bu şu an 60 binleri buldu. Yani bugün itibariyle. Bunun tabii kayıtları, dökümanı devlette var. İşte ne kadar asker, ne kadar polis, ne kadar PKK'li Kürt genci, ne kadar e, sivil Kürt veya korucu Kürt öldü. Ama kabataslak, yani bu sayıları böyle e, bir şey verir gibi, sayım seçim sonucu verir gibi söylemek de maalesef çok acı ve yanlış ama başka da bir ifade tarzı yok. Bunun 50 bine yakını PKK'ye sempati duymuş veya o çizgide siyaset yapmış veya bir fiil daha çıkmış Kürt gençlerinden oluşuyor. Hmm. Şimdi bu insanların annesi var, amcası var, dayısı var, teyzesi var, halası var. Ciddi bir yekün tutuyor bunlar. Şimdi HDP nerede siyaset yapıyor? Kürt yani ağırlıklı olarak Kürt Kürt kitlesi üzerinde siyaset yapıyor. Bu insanlarla bağını bıçak gibi kesmesi, ayırması veya etkilememesi mümkün değil. Ama gerisi yani öbür bilgiler yani ne kadar ilişkisi var bu nasıl oluyor nedir neyin nesidir 30 senedir konuşuluyor bunlar. 30 senedir konuşuluyor ve bu istibaratın işi devletin işi, hakimin işi, savcısı savcıların işi, gazetecilerin işi. Yani bunu benim onun diğerinin bir şeyler söylemesine gerek yok. Peki nereden çıktı bu tartışmalar bu linç kampanyası benden ilgili? Efendim işte Altantan demiş ki malumu ilanın kimseye faydası yok. E malumu ilanın kimseye faydası yok yine söylüyorum. Yani bu bu devlet ben de dahil biz HDP milletvekiliyken bizi resmen görevlendirdi, İmralı'ya yolladı. İmralı'dan da yine Milli İstihbarat'ın bilgisi ve işte Öcalan'ın mektubunu bize teslim etmesiyle biz Kandil'e gittik. Bunlar hepsi basının önünde oldu. Meclisin içinde oldu. Basın toplantılarıyla oldu. Yani bunun gizli saklı bir yanı yok. Ama efendim işte ilişkisi var mı yok mu? Ne kadar var ne kadar yok. İşte HDP ne yapsın? Ya bu siyasetin işi, başkalarının işi. Benim söylediğim şu. Yani bunu tartışmanın da bir faydası yok kimseye. Var mı yok mu ne kadar var? Bugün bir Kürt sorunu var. Çözülemeyen bir Kürt sorunu var. Bu Kürt sorununun üzerine doğmuş bir büyük örgüt var. Bu örgütün Türkiye'de, Avrupa'da siyasi faaliyetleri var. Bunun yan etkileri var. Yani sonuçta öyle bir noktaya gelmiş ki bugün Türkiye'nin en önemli sorununun odak noktası haline gelmiş. Şimdi bunu nasıl çözeceksiniz? Buna kafayı yormak lazım. Tam olarak benim ve izleyenlerimizin de anlaması için şuna bir açıklık getirelim. Aslında siz diyorsunuz ki yani bu HDP'nin Kapatılması gündemde bu nedenle bir takım insanlara açıklamalar yaptırıyorlar. Yaptırmak Aa, istiyorlar. İstiyorlar ama evet. siz siz zaten buna benzer bir açıklama yapıyorsunuz bir yandan. Hayır şu ben, anda. Ben şunu söylüyorum, hmm. diyorum ki bu mesele yeni bir mesele değil. değil 30 bu zaten yıllık böyle. bir mesele. Defalarca bu partiler kapatıldı aynı iddialarla. Hmm. Yani sizin benim öbürünün söylemesi söylememesi yani değil. Yani şöyle mi diyorsunuz aslında? Malumu ilan ettirmenin bu malumdur. Kimseye faydası yok. İl i̇lan ettirerek ne olacak? Ve yani? aynı taban üzerinde siyaset yapıldı. Yani eskiden de işte Refah Partisi için, hmm. Fazilet Partisi için aynı iddialar konuşulurdu. İşte dini, bilmem irticanın odağı haline gelmek, bilmem neyin gericiliğin e, merkezi haline gelmek, devletin kurallarını dini temellere dayandırma iddiasında bulunmak. Bunlar yıllardır Türkiye'deki bütün hem İslami hem sol mesela Türkiye İşçi Partisi de kapatıldı. Evet. Mehmet Ali Aybar'ın ve evet. ve Türkiye İşçi Partisi'nin hiçbir şiddet eylemi de yok. Evet. Yani ne terör var ne şiddet var hiçbir şey yok. Yok. E, Hatta olmamasıyla suçlanmıştır. Olmamasıyla suçlandı. Mehmet Ali Aybar ben çok iyi okuduğum takip ettiğim bir kişi yani ailesiyle güler yüzlü sosyalizm fikrinin tırnak içinde fikir babası siyasi temsilcisi güler yüzlü sosyalizm. Yani o zaman Avrupa komünizmi vardı yani tartışılıyordu. İşte Krenski'den bilmem kime kadar bütün Avrupa'da İtalya'da Komünist Partisi 34 oy aldı. Fransa'da iktidarın ortağı oldu birkaç sefer. Fransa'da da yüzde 30'lara yakın oy aldı. Yine Fransız Komünist Partisi bir dönem. Bunların hepsini ben gençlik yıllarımda çok iyi bilenlerden birisiyim. Takip edenlerden birisiyim. Şimdi gelinen noktada yani onu dincilikle, bunu Kürtçülükle, bunu bilmem neyle itham etmenin bir anlamı yok. Parti kapatmanın da kimseye bir faydası yok. Yani bu partiler sürekli kapatıldı. AK Parti de dahil kapatmanın hmm. direkten döndüğü halk tabiriyle futbol tabiriyle. Bugün şunu söylüyoruz. Ama sizin bu doğruculuğunuz şu anda e, beyan ettiğiniz doğruculuğunuz malumun ilanı olarak söylediğiniz açıklamanızda aslında yine bu e, bu işe yaramayacak mı? Yani bu bir e, HDP e, eski HDP milletvekilinin ya bu ilişkinin olmaması mümkün mü diye yaptığı bu açıklamada... taban üzerinde siyaset yapıyor onu anlatıyorum Hı -hı. yani bugün işte 50 bine yakın insan PKK saflarında hayatını kaybetmiş evet. bunların hepsine hain hepsine işbirlikçi hepsine bilmem ne diyemezsiniz yani biraz evvel de konuştuk ülkücüsüyle dincisiyle evet. öbürüyle evet. gençlerin bir derdi var gençlerin iyi bir şeyler yapma gayreti var ama bu gayretleri manipüle eden uluslararası istihbarat örgütleri var, yerli çeteler var. Şimdi bunu eskiden konuştuğunuz vakit vay devletin hükmü şahsiyetine hakaretten dava açıyorlardı bize. Ya hmm. Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti daha yeni 2016'da 350 generalinin 200'ünü tutukladı. Bir yandan bu kadar tarih okuyan ve tarih yazan bir kişi olarak özür dilerim bir parantez açarak Buyurun. söylemek istiyorum. Ya bu konuda çünkü çok e, yayın yaptınız ve bizim siyasi tarihimizle evet ilgili olarak acaba e, Orta Doğu'da e, ve e, büyük e, ülkelerin e, so, özellikle Soğuk Savaş döneminde daha sonra Soğuk Savaş'tan çıkıldığında bütün bu bizim bölgemiz ülkelerde kurulan örgütlerin acaba Kaç tanesi yalnız başına kurulmuştur? Kaç tanesi kendi toprağından, kendi içinden gelen dinamiklerle kurulmuştur? Kaç tanesi başka ülkeler e, tarafından kurdurulmuştur? Bu açıdan PKK'ya bakar mısınız? Baktınız mı? İncelediniz Şimdi mi? Şimdi tabii öyle bir soru sordunuz ki yani bu soru Uğur Mumcun'un öldürülme sebebidir. Hmm. Bu soru işte Lübnan'da bilmem kimin infaz edilme sebebidir. Bu soru Mısır'da ...bilmem kimin yok edilme sebebidir. Kendi toprağının dinamikleriyle doğan örgütler bile... ...yani ayırmadan söylüyorum... Evet. ...Dincisi, Kürdü, Daha Alevisi, Sünnisi, Hizbullah'ı, İhvan'ı, Hamas'ı... ...ne olursa olsun... ...maalesef bir müddet sonra... belli istihbarat örgütlerinin, devletlerinin kontrolüne girmek... ...mecburiyetinde kalıyor. Niye mecburiyetinde kalıyor? Şimdi Allah rahmet etsin Mahir Kaynak... ...yani önemli bir fikir ve siyaset adamıydı ama... İşte bir tarihteki bir görevini gençlik yıllarında MIT'çi diye bir damga vurdular. Halbuki yani iktisat profesörü o MIT'e çalıştığı dönemde de yani doktorasını yapmış yetkim bir bilim adamı. Ve o tarihten sonra da bu devlet onu hiç değerlendirmedi. Yani hiçbir şekilde o o cins kafayı bir bir göreve, bir role, bir pozisyona getirmedi. Ama tabii çocukları hayattadır. Çok iyi yetişmiş bir hanımefendi kızı da var Deniz Ülker Uboğan. Yani ben bunu kendi kanaatim olarak söylüyorum. Onlar tabii kabul ederler, etmezler bilmiyorum. Devletine küskün olarak öldü. Yani o o kabiliyetinin, bilgisinin, yeteneklerinin değerlendirilmemesinden dolayı bir küslük. Şeyden dolayı değil. Sürekli televizyonlarda anlatıyordu mesela. Biz Büyük Değişim Partisi'nde de işte Allah rahmet etsin. Ee, bazı arkadaşlarla beraber daha sonra yine bir başka gruplarla beraber belli platformlar oluşumların içinde olduk. Şunu söylüyordu mesela devamlı. Diyordu ki dünyada istihbarat örgütlerinin kontrolünde olmayan bir uyuşturucu trafiği yoktur. Kural bir. Kural 2. Dünyada belli yani herhangi bir devletin veya istihbarat örgütünün kontrolünde olmayan veya istihbarat örgütlerinin kontrolünde olmayan bir siyasal örgütte yoktur. Niye yoktur? Mesela paraya ihtiyacı var. Silaha ihtiyacı var. İnsana ihtiyacı var. Uluslararası trafiklere ihtiyacı var. İlticaya ihtiyacı var. Mesela Türkiye'deki bütün İslamcılar Almanya'ya gittiler senelerce. Kimse Suudi Arabistan'a gitmedi. Kimse İran'a gitmedi. İngiltere'ye de gitmedi. Şimdi enteresan bir şey. Yani milli görüşten tutun Cemalettin Kaplan'a kadar. Türkiye'deki bütün İslami hareketler Almanya'da kümelendiler. E bu tesadüf mü? Yani niye Avusturya'da değil, niye Hollanda'da değil, niye Almanya'da veya niye Suudi Arabistan'da değil, niye Afganistan'da değil, niye İran'da değil? Şimdi bunları konuştuğunuz vakitte ya bu adam ne diyor? Bu, bu adam yine işte şeyi mi şaşırdı, dengeyi mi şaşırdı? Buna biri konuşmayı öğretmeyecek mi? Ya kardeşim ben konuşmayı biliyorum. Ben yani bu yaşıma kadar yani tabiri caizse 50 sefer feleğin çemberinden geçtim. Bu ülkenin de dünyanın da iyi kötü düzenini kavramış durumdayım. Ama bu ilişkileri görmeden de siyaseti analiz edemezsiniz. Bugün Suriye mesela. Rusya var mı? Var. Amerika var mı? Var. İngiltere, Irak'ın güneyine ilk günden beri el koydu mu? Koydu. İran, bütün coğrafyada var mı? Yani Yemen'de, Lübnan Hizbullah'ında, Suriye'de. Şimdi kimse sormuyor. Beşer Esed'e gelelim yine. Hani hmm. böyle daldan dala atlayayım biraz hmm. çapraz kur ama hmm. dağıtmadım yani aklım başımda. Farkındayım merak et. Şimdi millet diyor ki efendim Beşer Esed işte. Ya kimse sormuyor. Bu Beşer Esed ülkenin yüzde kırkı elinden gitmiş. Petrol tamamen Amerika'nın kontrolünde. Dünyanın silahını harcıyor. Peki bu ülkedeki hala kamışlı dahil emekli maaşlarını, memur maaşlarını bu Beşer Esed nasıl ödüyor? Kimin parası ödüyor? Nereden geliyor para? İşte şimdi örgütler, devletler derken e, İran ekonomisi çöktü bunun yüzünden. Yani para silah desteğiyle. Yemen yine aynı. Lübnan Hizbullah'a yine aynı. Şimdi bunları analiz etmeden yani para nereden geliyor, destek nereden geliyor, silah nereden geliyor? Bir de parayı veren düdüğü çalar arkadaş. Bu siyasetin meşhur kuralıdır. Bir de bizim tabii ki siyasi e, tartışmalarımızda evet. açık oturumlarımızda hep e, bu e, kastedilir yani yani tek kanallı dönemden itibaren fakat bu e, teşkilatların e, istihbarat teşkilatı ya da başka organizasyonların ismi zikredilmez ve denilir ki işte bir kökü dışarıda denir bir kökü dışarıda şimdi herkes bir kökü dışarıdalığın e, farkındadır kökü içeride olan da var e, ama bir 15 yanda... bin hakim ve savcının yeni bu son 2-3 sene işte hmm. Beş bini görevden el çektirildi. Yarıdan fazla tutuklu. Evet. E peki bir, bir, bir devletin askeriyesinin 3'te 2'si. Yani generallerin, kurmay sınıfının. Hakim ve savcılarının %35'i eğer terörist diye, hain diye. Hani ibare bu benim kullandığım ibareler. Çünkü biz korkuyoruz bunları kullanmaya. Hı hı. Yani hı hı. kullandığınız vakit devletin hükmü şahsiyetine hakaret diye bir madde var. Hı hı. Ya bunu devletin üstü söylüyor işte tutukladığı generallere, tutukladığı hakimlere. E peki bunların yaptıkları ne oldu geçmiş dönemde? Hmm. Hmm. Şimdi mesela bölgede işte bir sürü hendek olayları oldu biliyorsunuz. Bizim evet. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, işte Silvan'da birçok yerde Nusaybin'de. Nusaybin'in yarısı yıkıldı. Diyarbakır Suriçi'nin yarısı dozerlerle yerle bir edildi. Şu an tarla yani. E şimdi Şırnak Tuay Komutanı tutuklandı. Diyarbakır Kolordu Komutanı tutuklandı, ikinci ordu Komutanı tutuklandı. Üç gün boyunca o o o hendek olaylarının olduğu dönemde güvenlik kuvvetleri sokakları terk etti ve sonradan da bunlar tutuklandı işte daha sonra. E peki vatandaş ne yapsın zavallı vatandaş şu an? Yani kime inansın, kime güvensin? bekle. Yani burada bir, e, bir şeffaflık lazım önce. E, evet bir ama bir, bir yandan da şöyle bir parantez açıp e, konuşmak lazım. Bu şu anda yakın tarihte e, bir seçim tecrübesi e, yaşayacak olan Biden işte bir açıklaması Türkiye'de de bir yankı yarattı. İktidarın karşısında olan muhalefetten söz ediyor ve bunlar işte şöyle yapmamız lazım, böyle evet. yapmamız lazım diye konuşuyor. Yani burada artık bir istihbarat teşkilatından, istihbarat teşkilatının kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda neler konuşulduğundan söz etmiyoruz. Bir başkan Biz adayı. Bir açık seçim. açık, açık yani eski tabi söylüyor. Yapalım. Yani bir 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 ülkenin evet. başkan adayı bir başka ülkede muhalefeti şöyle yapalım, böyle yapalım gibi açıklamalarda bulunuyor. Yani bu ülke üzerinde oynanan oyunlar Bitmemiş, bitmeyecek. Yani şu anda da. Ee, bunu ne kadar şeffaf konuşulabileceğini de ben bilmiyorum. Açıkçası ben 25 yıldan fazla televizyonculuk yapan bir adam olarak bunu tam olarak karar veremiyorum. Bazen e, kimi... E, açık oturumlarda, tartışma programlarında bakıyorum. Gecenin geç bir saati olduysa bazen içimden öyle bir şey geçiyor diyorum ki yani bu arkadaşlar da konuşmanın şehvetine kapılmış. <laughs> evet. Nereye gittiklerini bilmeden e, ko konuşuyorlar. Acaba ertesi gün başlarına bunların neler gelecek? Neler gelecek Çünkü yani. aslında e, e, lütfeder kabul ederseniz çok samimi başka bir soru sormak Buyurun. istiyorum. Bu sizin sizin kendi otosansürünüzde bu kadar tecrübeyi yaşamış bir ee, yazar, siyasetçi olarak bu nasıl e, nasıl beyninizde bunu düşünüyorsunuz? Yani e, şöyle desem, ertesi gün bir savcı savcıya suç duyurusu yapılır mı? Ya da böyle desem bir yabancı e, teşkilatla ilgili bir şey olur mu? Bu başına aklınızdan sürekli geçiyor mu bunlar? Herhalde geçiyor. Herkesin geçiyor, mutlaka geçiyor. Yani yani bu bu endişeleri taşımayan insanın çok boş kafalı biri olması lazım. Ama siz bir yandan da gençliğinizden beri anlattınız 13 yaşında bir evet. dava adamı olmaya götürülürken yani daha ergenliğinin başında bir evet. ço çocuk olarak aslında siz vatanınız için canınızı verebilecek, davanız için canınızı verebilecek Ben değil bütün kuşak öyleydi. Yani ben e, hepsini iyi niyetli olarak görüyorum gençleri. Ha yani bizim gibi olanları ben ülkücüsünü de, Kürtünü de, Sünnisini de, Alevisini de, dindarını da hepsini samimi olarak görüyorum. Yani biz işte bir şebeke kuralım, ülkeyi soyalım. Veya biz işte yarın e, bir şiddet eyleminde bulunalım, etrafı yakıp yıkalım, oradan bir rant edelim. Yani kimsenin kafasında böyle bir şey yoktu. Hiç paraya pula tamam etmediniz. Göç çünkü zaten bilmiyor bunları yani. Sonra da etmediniz herhalde. Evet. Yani öyle gittik ama sonra tabii maalesef herkes kirlendi biraz. Yani onu da söylemek lazım. Niye acaba öyle mi geliyor size? Ba bana öyle gelmiyor. Bana kirlenmişlik gibi gelmiyor. Bana e, savrulmalar olarak geliyor. E, uzun kirlenme bir... de var. E, ben evet. ben tam olarak bunu söylemek istiyorum. Çünkü kirlenme demek bana e, biraz e, saf bir tanımlama gibi görünüyor. Evet. Aslında insanlar beraberce yaşanan uzun bir siyaset e, sürecinden sonra küslükler, kızgınlıklar ve intikam duyguları belki oluşuyordur insanlarda. Hemen burada şuna i̇nsani da İnsani zaaflar da oluyor. Evet yani ama tam zaaflar. tam insani zaaf evet. olacak bir e, soruyla devam etmek istiyorum hayattan. Biraz önce de e, bahsettiniz. Babanız Tan 12 Eylül 80 darbe sırasında Diyarbakır askeri cezaevinde işkence görerek hayatını kaybediyor. Siz de babanızın ölümünün ardından bir hukuk mücadelesi evet. veriyorsunuz. Bir röportajınızda dava açmamızın en önemli sebebi yapılan z dünyaya duyurmaktı dediniz. Devlet evet. özür dileyene kadar, kendisini düzeltmeyene, düzeltmeyene kadar, demokratik bir cumhuriyet haline gelmeyene kadar kızgınım e, diyorsunuz. Ve e, hemen şunu sormak istiyorum. Bu kızgınlığınız var mı? Böyle bir kızgınlığınız olduğunu sanmıyorum aslında ama. E, var bir... tabii, var. Var. Gerçekten Niye var? Bir ateş düştüğü yeri evet, yakar misali var. bizzat sizin yaşadığınız bir acı var. var. Şimdi mesela benim dayım babam vefat ettiğinde emniyet amiriydi. Annemin kardeşi. Babamın dayısı emekli yarbaydı. Yani ailemizde subaylar var, polisler var, emniyetten öyle yani o yanımız da var böyle farklı. Evet. Benim annem bir kaç yıl kendi kardeşini görmek istemedi. Dedi ki demek ki bu da işkenceci, bu da işkence yapıyor millete. Dayımı yani kendi kardeşini Psikolojik mı? Evet. Psikolojik bir tepki yani, evet. bir rahatsızlık derseniz rahatsızlık belki de doğal bir şey, en tabii insani bir şey. Şimdi kızgınlık niye var? Mesela işte Allah rahmet etsin, Adnan Menderes. Ama şöyle göre, açıklıyorsunuz yani e, demokratik bir cumhuriyet haline gelince. Ben gelmesi, söyleyeceğim diyorsunuz. onu işte. Evet Buyurun. Ha, söyleyeceğim. Hı. Şimdi Allah rahmet etsin, Adnan Menderes yani şu an e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının neredeyse büyük bir bir kısmı haksız yere öldürüldüğünü düşünüyor. Zaten evet. devlet onun itibarını da iade etti. İşte mezarı geldi evet, falan. Evet. Ama işte idam sayfasına giderken diyor ki devletime muhber değilim. Yani muhber derken yani işte bir 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 düşmanlık, bir, bir 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 öfke bir şey. Yani bence çok yanlış bir söz. Ya niye muhber değilsin? Seni öldüren devlet değil ki yani. Devlet dediğin kim? Devlet dediğin tapu müdürlüğü mü? Devlet dediğin vilayet konağı mı? Devlet yani devlet dediğin soyut olarak bir örgüt ve bunun binaları var. Ama devleti yöneten içinde olan insanlar var. Bunun adı da rejim. Seni öldüren de bunlar. Yani sen bunlara karşı bir öfke içinde değilsen, bir tepki içinde. Yani çok teşekkür ederim beni. Yani iyi ki öldürüyorsunuz mu diyeceksiniz. Dolayısıyla kızgınlığımız tabii ki devam ediyor. Ama, ama bir yandan tabii ki bu büyüklüğünü yani de, yani Menderes'in bu büyüklüğünü de hesaba katarak ama, da söylüyorum. Ama işte ya. orada çok emin değilim. Yani bir hmm. bir zaaf mıdır? Hmm. Mesela Celal Beyar eski bir ittihatçıdır, o tavır içinde değil. Yani mahkemelerde de öyle değil farklı yani bir başka tartışmadır bu da menderes üzerinden. Ona da girmek istemiyorum. Özür yani derim, demek istediğim şunu, şunu kaydetmek isterim hem e, intikam gibi hem o e, yanlış karar ve menderesin ve e, arkadaşlarının e, idamı hem daha sonra deniz gezmişlerin idamında e, kahramanca kahramanca sözler söylüyorlar. E, vatanlarıyla evet. ilgili devletleriyle vatanla, ilgili. vatanla halkla zaten bir sorun Değil. yok. Yani evet. devlet derken. Vilayet binasıyla, hükümet konağıyla Büyük Millet Meclisi'nin binasıyla kimsenin bir kavgası yok. Bunu yıkayım da işte çiftlik yapayım diyen yok. Sadece açıklayınız diye müdahale ediyor. Ama, ama devleti yöneten işte aynen bu son 15 Temmuz hikayesinde olduğu gibi darbe yapmaya kalkıyor. İşte emniyeti bombalıyor, meclisi bombalıyor. Şimdi bu adam suçlu. Yani adam derken bir bir kitleyi kas, kastediyorum. 60 darbesini yapan da 12 Eylül darbesini. Bunlar eski tabirle mücrim. Yani suçlu, işte şeyli bir bedel ödemesi lazım. Şimdi benim babamla ilgili olan şeyi de yüzlerce sefer söyledim tabii. Tekrar tekrar da şey yapmak istemiyorum. Bu bir kan davası ve intikam davası değil. Yani o insanların çoğu öldü de zaten. Yani yapanlar, yaptırılanlar. Yani biz bu işi yapanların da nereden geldiğini, uluslararası hangi dengelerin olduğunu, işte İngilizce your sons have done it yani o zamanki Amerikan cumhurbaşkanı bir bir o paranın tiyatroda mı neyse our boys. diyor evet. ki your your sons your sons mı diyor? E, your sons have done it. Hmm. Yani hmm. bu işi yaptılar, hmm. becerdiler kulağına hmm. fısıldıyor. Yani o hapishanedeki işkencecinin de bir kukla olduğunu, hmm. onun üstündekinin de bir aparat olduğunu bilecek bilgiye bugün de sahibim, dün de sahiptim. Ha şimdi peki bugün e, e, ne demek lazım. Yani bir şey söylemek lazım. Ya Allah bütün zalimlere lanet etsin. Ama bu ülkede bu kin, bu bu öfke, bu intikam duygusu ne zaman biter? Bunu ben defalarca söyledim. Bu ülke doğru düzgün demokratik bir ülke haline gelirse hepimiz beraber ölülerimize ağlayacağız. Rahmet dileyeceğiz. Yani her kesimden hayatını kaybedenlere ve o defteri tarihin içine gömeceğiz artık. Yeni bir yola gideceğiz. Ama ülke maalesef hala o istenilen şeffaflığa, istenilen demokratikliğe, istenilen hukuk standartlarına maalesef ulaşamadı hala maalesef. Yani bugüne kadar maalesef ulaşamadı. İktidarı eline geçiren yani sopayı eline alan diye ne dövüyor. Ya dövmesin artık kimse kimseyi. Yani belli bir hukuk sistemi olsun, ekonomide de, siyasette de, efendime söyleyeyim, eğitimde de, sağlıkta da belli kurallar Belli standart yani insanlığın geldiği normlar uygulansın ve artık herkes de eski defterleri kapatsın. Peki, bu biraz önce sorduğum soruyla ilgili olarak HDP'yi nerede görüyorsunuz diye sormuştum. Burada bir çok önemli bir yerde görüyorum evet, tekrar söylüyorum. Evet, yani. evet, yani burada da bir not var önümde. HDP sözcüsü Ebru Günay'ın HDP'de rant arayan ama aradığı rantı bulamayan isimler üzerinden HDP'yi kriminalize edemezsiniz. HDP'nin illa bir yerle bağını arıyorsanız biz söyleyelim bizim tek ve en sağlam bağımız halkımızladır diyor. Bu sizde hedefimisiniz misiniz bu sözcüklerin? Valla bilmiyorum ama rant meselesini bahsediyorsa bu arkadaş ben bir iki itirafta bulunayım bir gece. Ben Diyarbakır'da Kırklar Dağı'nı almak istedim. Sayın Osman Baydemir bana vermedi başka bir firmaya verdi. <laughs> Sonra da dedemin Ergani yolunda Gevran Ovası'nda arazileri vardı bunları imara sokmak istedim. Onları da bana vermedi. Örfüoğlu Vakfı diye bir vakfın 5 milyon metrekare arazisini imara açtı. Benim bir dönümümü bile açmadı. Bu 5 milyon metrekare yerde 300 milyon dolarlık rantı o vakfın yetkilileri aldı. Diyarbakır'a bir çivi çakmadan Antalya'ya götürdü. 3 tane tatil köyü yaptı. Ben de buna çok üzüldüm. Evet. Kızdım. Yani ben dururken 40 yıllık inşaat mühendisiyim ben. Bu işleri yapan, bilen bir adam. Bana vermeyince çok darıldım. Tavrımın esas sebebi bu. <laughs> Bazen ee, esas sizin, şeyi bu maalesef e, sarkastik, sarkastik. E yani bana da bir şey Diyarbakır'da e, 170 tane imar değişikliği var he. bu bu imar değişikliklerin hepsinde mesela Diyarbakır Bağlar Belediyesi bunu internete koydu şimdi arkadaşlar da bakabilip gösterebilirler de hmm. mesela şehir imar planı var bir arsa bunun emsali diyelim bir buçuk. Yani halkın anlayacağı tabirle diyelim ki yüz daire yapılıyor. Yanındaki hmm. Yanındakine iki yüz daire yapılıyor. Yani imar değişikliği dediğim bu. Benim bir tek imar değişikliğimi bile kabul etmediler. Ben de darıldım, üzüldüm. Mardin'de Sayın Ahmet Türk işte Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bu kadar yıllık dostluğumuz vardı. Mardin Kalesi'ne bir teleferik yapmak istedim. Ona da izin vermediler. İşte böyle para pul bir şey olmayınca ben de mecburen bu sarkastik konuşmaları aslında gerçek gibi anlaşılabilir diye ya, endişe anlayan da anlasın zeka ya, meselesi e, evet, o ben e, bir açıklıkla e, getirmiyorum e, ama tabii ki ben her zaman şundan endişe <laughs> ediyorum ee, özellikle ben de üzüldüm yani gerçekten <laughs> gönül koydum hala da kırgınım <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi tabii e, böyle bir şeyde konuşma sarkazm. sarkaz sarkazmların da şöyle bir tehlikesi var. Birinci de... Ama sarkazm de, kelimesini itiraf ediyorum ilk olarak duyuyorum. Bu bir aspri veya bir şey de ironi değil yani. yani evet. Yani evet, Yani bu sarkazm. Ben de onu anlamadım yani evet, söyleseniz ben de şöyle, tabii ki burada bir e, bunu bir şakayla ironi söylemek, ironiyle yani? e, söylemek bu konuşma ee, yolu aslında tabii ki şuna da imkan veriyor aslında hemen o bölümü e, alıp işte itiraf etti. Yok koysunlar keşke koysun yani, evet. Ben, ben istiyorum. Peki ama burada tabii bir... siz eğer illa daha ciddi bir cevap istiyorsanız Estağfurullah. Hayır. 40 yıllık inşaat mühendisiyim ben. Ben özür dilerim özür dilerim. 40 Şunu 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 özür. Özellikle... 25 yıldır Peki. tek bir kuruş devlet işi yok bende. Tek bir kuruş devlet ihalesi yok. Tek bir HDP'li belediyeden bir imar değişikliğim yok bu bahsettiğim. 5 milyon metrekareden bahsediyorum Diyarbakır'da. 170 dosyadan bahsediyorum. Hmm. Bunların tamamını ben istenilen televizyonda dosya dosya tartışmaya hazır. Bu rantla bunu mu anlıyoruz acaba? Ben, benle ilgili de benle ilgili hmm. de tekrar söylüyorum. Bu zavallı bir arkadaşın bir açıklaması. Allah ıslah etsin. Genç Özellikle bir ama var. siyasi rantı kastediyorsa sanki zaten. Neyi kastediyorsa? Bütün siyasi rantlar. rantta ne var? Siyasi rant kavgadan, gözden, gazdan. Benim en küçük oğlum 6 yaşındaydı ben seçildiğim vakit. Ankara'ya meclise geldik benle beraber. Şimdi delikanlı oldu. E, polisler selam duruyorlar kapıda. Dedi ki amca amca burada bize selam duruyorsunuz. Diyarbakır'da gaz atıyorsunuz bize dedi polise. Biz gazdan başka ne gördük siyasi rantta? Dayaktan oğlum yaşındaki polis dövdü beni nevroz şeyinde. Yani dövdü dediğim kaldırdı kalkanı vurdu ayaklarımı ayaklarım sakatlandı. Yani hangi rant eğer siyasi rantsa bu. Dayak var, gaz var, gözaltı var, hapis var. Eğer öbür ranttan bahsediyorsa işte anlattık. Yani para pul ihale diyorsa onu anlattık. Hmm. 25 yıldır benim tek bir devlet ihalem yok. Tek bir tane benim ve kardeşlerimin. Artı HDP'li belediyelerden bir kaldırım ihalesi bile almışlığım yok. Tek bir imar değişikliğim yok. Hmm. Bu dediğim 300 milyon dolar Diyarbakır'da dönen sadece bir tek bir tek araziyle alakalı. 5 milyon metrekare bir tek araziyle alakalı olan rapt. yani bunları bu yani kimle konuşuyorsa dikkatli konuşsun. Benim elimin en güçlü olduğu iş Allah'a şükür bu rentmant meselesidir yani. Evet. Ve üstelik de 150 yıldır ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Yani benim babam tüccar, dedem tüccar, dedemin babası tüccar, dedemin dedesi tüccar. Ve Halep'e İstanbul'a kervanlar kaldıracak şekilde tüccar. Yani mahalle bakkalı değil bütün mahalle bakkallarına da saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. Yani bir başka anlamda söylemiyorum. Yani büyük ticaret yapan ta dedemin dedesi döneminden beri bölgede Musul'la, Halep'le, Diyarbakır'la iş yapan, İstanbul'la iş yapan bir aileden gelmeme rağmen benim bir tek kuruş, bir tek dolar, sterlin, işte avro, Irak dinarı, Talabani'nin, Barzani'nin tek bir işi bende yok. Ama kardeşleri orada Yaptıkları ticari yolsuzluktan dolayı tutuklanan milletvekillerimiz var, arkadaşlarımız var. Peki yani bu konuda e, ama ne kadar tatlı sohbet ediyorduk yani ben bunu evet, söyledim bana da kızmadınız e, hayır, değil mi? Hayır ben <laughs> size kızmadığım gibi şaka yapmak istedim veya biraz ben zekalarla de ben de, e, hayır. E, siz bırakmadınız yine bizi tekrar eski hayır. aşiret kavgasına döndürdünüz. Hayır, hayır şunu söylemek istiyorum ben de hep e, bugünün e, hemen program <laughs> öncesinde de sizinle paylaştığımız gibi sevgili izleyenlerimizle de paylaşalım. Evet. E, genelde... Bu tür programlar e, bir skandal yaratmak bir arasından. Yok bunlar güzeldir. Bunlar e, çok şu güzel açıdan sorular. söylüyorum. Ben memnun yani, oluyorum. Çekilip medyada yayınlanacak bölümler ben neden endişe ettim biliyorsunuz yine bu bölüm çekilir. Ya onu e, artık zeka bağlamından... sorunum bırakın biz de onlara çok, gülelim. Koparılır diye. Hayır, hayır biz de onlara gülelim diyorum. Yani anlamayanlara belki. gülelim yani. Ülkeyi yönetmeye kalkıp da o şeyi anlamayacak bir zekaya sahipse biz de onunla dalga geçelim. Evet. Peki. Yani ben ve kardeşlerimden hiçbirimiz uyuşturucudan da zengin olmadık. Yani bu böyle, da Ama burada burada da böyle olanlar mı var gibi e, İşte tabii nereye ki, giderse e, gider e, yani. Bir yere gidiyor. Gider. Eee pek efendim şimdi tekrar bir e, ara vereceğiz. Ve mal varlığımızın da yarısını kaybettik. Benim milletvekilliği döneminde aile olarak kardeşlerimle bu tapu kayıtları belli yani adımıza olan aldığımız, sattığımız mal varlığımızın yarısını kaybettik. Sattık ve Yedik diyelim veya borca harca verdik. Yani. Bu direkt olarak ilişkili midir sizin e, siyasi hayatınızla? Bu e, bu varlığın yarısını kaybetmek, buradan... E, Yok yani, yani ya yeterince ilgilenemedik. Bölgedeki ilgilenemedik. şartlar kötüye gitti. Bir hmm. rant işte beceremedik. Kafamız çalışmadı o kadar. <laughs> Peki. İşte böyle yani <laughs> Peki. zeka sorunundan dolayı. Peki. Yani şeyden Peki. bölge şeylerinden. Peki. O zaman e, kısa bir ara verip dönüyoruz hemen. Zirveyi sevenlere pembe ve mavi renkli Dora bileklikler. Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak seninle güzel. Türkiye Finans'tan bol ketçe hesap. Siz de hemen avantajlı oranlarla bir hesap açın, kazanç kapıları sizin için açılsın. Türkiye Finans'la hayata kazançlı açılın. Türkiye Finans. Bu cuma BİM'de hobi masası 12 lira 90 kuruş. Konuşan defne bebek 49 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu cuma BİM'de. Büyük mutluluklar getirecek küçük değişimler için Beko yenileme kampanyası başlıyor. Çay makinesinden miksere, Ütüden süpürgeye eski alışkanlıklarınızı yenileyecek Beko küçük ev aletleri ve süpürgeler şimdi yüzde elliye varan indirimlerle. Beko ile evimize sağlık. Monoblok PVC pencerenizin içinde yazan kodu aktivasyon altına arayarak aktive edin. Garantili pencere kullanmanın keyfini sürün. Ersaş ben. Saç Ben Monoblok UPVC pencerenizin garanti aktivasyonunu müşteri hattımızı arayarak yapın. Garantili pencere kullanmanın keyfini Ersaç Ben'le sürün. Ersaç Ben. Bu Perşembe A101'de aldım. ABS valiz çeşitleri 85 liradan başlayan fiyatlarla lisanslı dijital çocuk kol saati 19 lira 95 kuruş, lisanslı masa sandalye takımı ise 54 lira 95 kuruş. Kadim Selçuklu Bahşehri Konya'nın kalbinde büyük dönüşüm başlıyor. Mevlana Çarşısı yıkılıyor. Yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri Konya'da hayat buluyor. Konya geçmişten aldığı emaneti yarınlara güvenle taşıyor. Hayırlı olsun Uğur İbrahim Altay. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Alergo Kombi Gerçek Kombi Gerçek konfor Çok fit değil mi? Çünkü o her mekana uygun kompakt yapısı, üstün teknoloji ve yüksek performansıyla Alergo Süper Fit Kombi. Adı gibi Süper Kombi. Zirveyi sevenlere pembe ve mavi renkli dora bileklikler. Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak seninle güzel. TV 100 kanalını Digitürk, D-Smart, Turkcell TV ve Turksat Kablo TV platformlarında 37. kanal, TV bu 47. kanal, Turksat 4A 12729 sembol 30.000 polarizasyon dikey frekansından izleyebilirsiniz. TV 100 Türkiye'nin yeni yüzü. Hanımlar, beyler, Nokta canlı yayınında Sayın Altantan'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Ee, bazı sorular soracağım. Soruların girizgahları olmadan e, evet. yönelteceğim bu soruları. HDP'den neden ayrıldınız efendim? Şimdi HDP'ye önce tabii niye gittik? Hı. Yani onu anlatmak lazım. 2011 senesinde bir demokrasi bloğu kuruldu. Ve Allah rahmet etsin, Sayın Şerafettin Elçi. Yani kendi, yani onun da ayrı bir partisi vardı, KADEP diye. İşte o dönemde Leyla Zana Hanım uzunca bir müddettir siyasetin dışındaydı. Yani işte 10 ile yakın cezevi yattı sonra çıktı bir boşluk oldu. Bütün bu Kürt siyasetiyle ilgilenen şahıs ve gruplarla bir blok oluşturuldu. Neyin etrafında? İşte biz demokratik bir hukuk mücadelesi vereceğiz. Ve Türkiye'nin bütün meseleleri dahil ama ağırlıklı olarak da Kürt meselesinin çözümüyle ilgili bir emek sarf edeceğiz ve bizler o seçime bağımsız olarak girdik yani bu belirlenen şahıslar her birimiz bir bölgeden bağımsız olarak girdik ve seçimleri kazandık. Ondan sonraki süreçte tabi sonra daha sonra 2013 yılında başlayan bir açılım süreci var yeni anayasa çalışmaları var yani Türkiye'nin şu an hasretle geriye dönüp baktığı ama bulamadığı bir demokrasi iklimi var ben iki sene Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda da üyelik yaptım. iki yıl boyunca. Şimdi bütün bu, bu süre boyunca bizim yapmak istediğimiz bütün arkadaşlarımızın tabi Şerafettin e, abi yani Şerafettin Elçi abi Allah rahmet etsin hastalandı kanser hastasıydı. Çok kısa bir müddet sonra vefat etti. Yani keşke fırsat olsaydı da daha fazla katkısı olsaydı bilgisiyle tecrübesiyle. Ve sonuçta işte çok uzun anlatmayayım o o açılım süreci de, o demokrasi hamlesi de bunlar bir müddet sonra hepsi boşa çıkarıldı. Yani hendeklerin kazılması, demokratik özellik ilan edilmesi, hükümetin, devletin farklı bir tavır takılması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki o mütabakat metni ve görüntülerine karşı çıkması, tabii bunu da çok fazla diplomatik bir dille anlatmayayım iziniz verirse, nasıl olsa bu gece aldık gidiyoruz. Eee... Hani hükümete sorarsanız diyor ki PKK bozdu. PKK'ya sorarsanız diyor ki işte hükümet devlet bozdu. Ama maalesef birileri el birliğiyle bu işi bozdu. Yani o, o iklimi bozdu. Bunu tabii tarihi yazacak. Yani kimin rolü ne? Ceylan Pınar'da ne oldu? Ankara bombası işte ne oldu? Efendime söyleyeyim. işte İmralı'da neler konuşuldu? Dışarıda neler oldu? Hükümetin içinde neler oldu? Mesela o dönem zarfında... eee çok yazılmayan çizilmeyen işler oldu Hani bunu belki tarih içerisinde birileri yazacak söyleyecek ve neticede o iklim bozuldu Şimdi öyle bir noktaya geldik ki e, tekrar bir parantez açalım hep e, program başından beri konuştuğumuz şey o iklim içerisinde bu görüşmeler içerisinde e, iki taraf mıydılar başka taraflar yok muydu şimdi görünüşte iki taraf var ama dışarıdan birçok el bu işe müdahale etti. Yani Bunu aynel yakin dediğimiz aynel yakin yani şahit olduğumuz. Evet. Mesela İran başından itibaren bu işin olmasını istemedi. Mesela hani, hani, hani bazen diyorlar ya ne demek istiyorsun niye yuvarlak konuşuyorsun mesela İran bu işin olmasını istemedi. Amerika Rusya İngiltere Amerika Rusya bunun Almanya. olmasını istiyor yani Türklerle Kürtlerin hmm. anlaşmasını Orta Doğu'da veya Kürt sorununun çözülmesini kendi inisiyatifleri dışında küresel güçler istemedi. Daha böyle düzgün bir cümle kurayım. Biraz daha sosyetik bir cümle olsun. <laughs> İçeride de Gülen cemaati kendi devre dışı kaldığı için yine bundan hoşlanmadı. Artık kendi adına mı hoşlanmadı? Birileri adına mı hoşlanmadı? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Dolayısıyla işte el birliğiyle bu iş enfekte edildi. Yani bir, bir şekilde bozuldu. Evet. Dediğim gibi bunun bütün ayrıntılarını, bütün teferruatlarını yani önemli bir kısmını bilenlerden biriyim ben. Yani hem Irak tarafında, hem Suriye tarafında, hem Türkiye, hem uluslararası ama tabi tamamını bilmem veya tamamına şahit olmam mümkün değil. Bütün yani bu işte rol alanlar bildiklerini bir gün yazarlarsa bu bu fotoğrafın tamamı ortaya çıkacak ama Tamamı ortaya çıksa da çıkmasa da işin özeti bu. Şu an bütün dünya kamuoyu, Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya'yı... Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kavga ettikleri müddetçe Kürtleri desteklerler. Yarın desin ki Kürtlerle Türkler anlaştık, Kürtleri bir kaşık suda boğmaya kalkarlar. Niye? Bir çıkar dünyası. Petroldür, gazdır, sudur, işte ticarettir. Bunun ötesinde, ben olaya sadece ekonomik olarak da bakanlardan değilim, çok da yanlış görüyorum bir kültür ve medeniyet savaşıdır da aynı zamanda Haçlılar'dan bu yana gelen yani Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda kim mektubunda da bunlar vardı ben bu bin yıllık oyunu bozacağım dedi ona da büyük bir öfke seli geldi bu işte efendim belli kesimleri hedef alıyor işte Avrupa'yı hedef alıyor Amerika'yı hedef alıyor diye ama sonuçta Orta Doğu'da hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak hesabı olan küresel güçler Türklerle Kürtlerin anlaşacağı, daha uzun vadede de Türklerin, Kürtlerin, Arapların anlaşacağı, Perslerin anlaşacağı bir coğrafya istemiyor. Çünkü böyle bir anlaşma, yani bir hukuk çerçevesinde birbirine teslim olma değil. Yani Kürt meselesinde hükümet hiçbir adım atmasın ama biz kayıtsız şartsız hükümeti destekleyelim. Böyle bir birliktelik değil. Yani herkesin hakkının, hukukunun tanıdığı bir Orta Doğu'da, bir Orta Doğu Birliği'nde Avrupa Birliği gibi kendi çıkarlarının yok olacağını görüyorlar. Hem ekonomik çıkarlarının hem de kültürel yaklaşımlarının. İşte Huntington'dan tutun Fukuyama'ya kadar. Yani medeniyetler savaşından tarihin sonu tezine kadar. Yani burada biraz böyle entelektüel e, malumat vuruşluk da yapmak istemiyorum ama çok da Yok, yapınız, işte bir şeyden bahsetmezsen bu evet. adam köyden yarın geldi diyecekler. A hayır önemli evet. çünkü bunlar e, Şimdi, bu kalıcı olacak programlar. Evet, bu işin özü budur. Yani Orta Doğu'da hatta Kafkaslar ve Balkanlar için de bunu söyleyebilirim. Bir istikrar adası istenmiyor. Tam burada parantez açıp sözünüzü evet. balla kesmiş olayım. Ee, burada parantez açıp şu soruyu sormak istiyorum. Dokuzuncu soru iş konusundaki. Evet. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olduğu canlı yayında Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda televizyon kanallarına çıkartılacağını öne sürerek Öcalan'a silahları bırakın biz yanlış yaptık dedirtilecek şeklinde konuştu. Bu iddiaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizce böyle bir proje olabilir mi? diye sormak istiyorum. Şimdi Abdullah Öcalan uzunca bir zamandır net bir yerde duruyor. Yani 2013 Nevrozu var meşhur. işte o Abdullah Öcalan'ın e, MIT vasıtasıyla verilen mektubunun yine hoş yani postaya verip de gelmedi o mektup. Diyarbakır Nevrozu'nda Sırı Süreyya Önder'in e, Türkçesini, işte Sayın Pervin Buldan'ın Kürtçesini okuduğu bir meşhur mektubu var. O mektupta söyledikleri var. Yani ben uzun uzadıya bütün mektubu anlatmak istemiyorum ama can alıcı cümle şu bu mevzuyla ilgili gör ki Kürtlerin silahla hak arama mücadelesi bitmiştir. Bu taktik olarak değil stratejik olarak bir şeydir. Bundan sonra Türkiye'de Kürtlerin hak arama mücadelesi yani kendi cümleleriyle demokratik yollarla olacaktır. Demokratik bir mücadeleyle olacaktır. Ben de bir sefer şeye gittim İmralı'ya. Yani Öcalan'la 3 saat konuşan biriyim. Sırrı Süreyya Önder ve Perbin Buldan'la birlikte devletin miting gözetimi altında Orada da aynı şeyleri bize söyledi. Yani bunu sonra defalarca söyledi. Dolayısıyla Öcalan açısından bir yeni durum yok. Yani bunu da söylediğiniz vakit yine bir yerlere çekiyorlar. Yani acaba işte Öcalan'ı devlet mi kullanıyor veya bilmem ne ediyor? Ya Öcalan 70 71 yaşında bir insan. Yani bugüne kadarki çizgisi neyse yani onu bir önder olarak, bir lider olarak, bir büyük olarak kabul etmişseniz yani edenler için söylüyorum. Yani sonuçta dediğine kulak vereceksiniz. Yani bir Siyasi figür olarak, çok önemli bir figür olarak. Şimdi burada Öcalan'da bir sorun yok. Yani Öcalan bunu yeni söylemiyorum. Fakat benim kafama takılan şu, ikincisi. Doğu Perinçek niye bunu ifşa etti? Ve ifşa ederken de ihbar eder gibi söyledi bunu. Yani şimdi Öcalan silahlar sussun, demokratik mücadele olsun derse kötü bir şey mi söylemiş olacak? Burada yine bir parantez açayım. İfşa etti dersek bu malum oluyor. Yani bu gerçek oluyor ifşa etti dersek. Böyle bir iddiada niye bulundu dersek gerçek olup olmadığından emin olmuyoruz. Dolayısıyla sizin böyle bir e, kanınız ya da böyle bir bilginiz var mı? Benim böyle bir bilgim yok. Çünkü yok. ben ben o kaynaklara ben hayatımda üç devre milletvekilik yaptım. Diyarbakır Milli İstihbarat Başkanlığı görmedim, tanımadım. Hı. Bugüne kadar. Hakan Fidan'ın elini sıkmadım daha. Görmedim yani yüz yüze görmedim. Hı hı. Yani gördümse o da iddia edebilir der ki valla biz mitteçi köfte yedik beraber filan yediğimiz gibi Altan Bey de vardı diyebilir. Hı. Ben ben çi köfte de yemedim gazoz da içmedim. Hı. Yani orada da biraz alınçalmak var bu da bir ünlen. <laughs> Yine ironik mi? <bu>. Evet. <laughs> Şimdi ama evet. yani böyle bir bilgim yok ama Öcalan ne zaman konuşursa yani bu ister televizyona çıksın ister avukatlarıyla konuşsun ister işte içerden bir mektup göndersin. Öcalan aynı şeyleri söyleyecekti. Yani Öcalan Suriye de ilgili mesela arkadaşlarını ikaz etti. Dedi ki Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetin. Cümle bu. Yani basında çıktı bunlar. Görüşme notlarında var. Evet. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetin. Ama arkadaşlar gözetmedi. E ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti askerleri Suriye'nin önemli bir kesimine girdi. Irak'ta da aynı şekilde. Yani Öcalan, özetle şunu söyleyeyim yani çıkar çıkmaz öyle bir bilgi sahibi değilim ne söyleyecek yani şey anlamda ne zaman söyleyecek bilmem. Ama Öcalan'ın ne söyleyeceğini biliyorum ben. Yani kendi konuştuğum için de biliyorum. Yıllardır işte görüşme notlarından da biliyorum. Siyasi tavrından dolayı da biliyorum. Benden sonra onunla görüşen arkadaşların naklettiklerinden de biliyorum. Öcalan başından beri yani 2013'teki çizgisini devam ettiriyor. Ama şu an öyle bir şey var mı yok mu? Bilmiyorum. Bunu bilmiyoruz. Yani fazla uzatmadan hani. Peki teşekkür böyle. ederim. Rica ederim. Ee, yine gündemden üçüncü soru. Siz tabii ki e, bazı insanlarla görüşmemişsiniz ama bazılarıyla da görüşmüşsünüz. Elimde böyle de bir not var. 3 Kasım'da Amerika'da yapılacak seçimlerde Trump ve Biden karşı karşıya gelecek. Sizin Biden'la başkan yardımcılığı döneminde bir görüşmeniz. Evet oluyor değil mi? Evet. Ee, ve orada e, diyorsunuz ki siz Joe Biden'a söyledik. Milletvekili olduğumuz dönem. Fikri Sağlar, Sezgin Tanrıkulu, evet. Orhan Miroğlu, Galip evet. Ensarioğlu, Leyla Zana ve ben Ayhan Bilgen. Bir de Ayhan vardı, Bilgen ha söylediniz tamam. Bir de Biden konuştu biz de. Nasıl bir çözüm istediğimizi söyledik dediniz. Biden'dan nasıl bir çözüm istediniz? Şimdi bugünkü seçimlere gelindiğinde sizin Gönlünüz birisinden yana mıdır ee, şahsen ya da siyaseten e, ya da sizce soruyorum şimdi Biden'in Orta Doğu siyaseti nasıl olur? Şimdi birincisinden başlayayım ben. Lütfen. Bu Biden'la ne konuştuğumuzu bir televizyon programında yani reklam olmasın diye adını vermeyeyim... beş saat konuştuk bundan hmm. bir buçuk hikaye var hmm. beş saat boyunca. E, reklam olmaz ki hiçbir televizyon. Yani Habertürk'te konuştuk. Güzel. Evet yani Orhan Miroğlu da. Hmm gelmişti. Başka arkadaşlar da vardı. 5 saat işte ne konuştuk, <laughs> biz ona ne dedik, o bize ne dedi bunları anlattık. Niye bu kadar uzun sürdü bu beş saat? İşte sürdü? evet o da enteresan bir şey. Yani niye <laughs> o kadar uzun sürdü? Ben iki dakikada özetleyeyim. Güzel. Güzel bir soru. Bir, Doğu Perinçek öyle anlattı ki bizden evvel. Yani sanki Biden buraya gelmiş, hain ajan Kürt milletvekillerini toplamış ve bunlarla Türkiye'ye bir tuzak örmek için bir toplantı yapmış. Burada bir de öyle milletvekilleri de yok. Hepsi öyle değil yani. İşte zaten AK Partililer de var. Onu anlatacağım. Evet. Üstelik MHP'den de Oktay Vural da davet edilmiş. Hı -hı. Çünkü Oktay Vural aslen siirtli, İlk orta liseyi de Diyarbakır'da okudu. iki yaş benden büyük. Biz Diyarbakır Marif Koleji'nde de beraber okuduk. Okul arkadaşıyız. Ama benden iki sınıf üstte. Yani onu da artık o şeylenme yani bölge insanı olduğu için mi çağırdılar başka bir şekilde mi seçtiler bilmiyorum. Çünkü bu milletvekillerinin şahsına yapıldı bu davet. Yani parti bize milletvekili yollasın şeklinde değil. Tek tek. Şimdi birincisi biz hep beraber konuştuk. Yani Doğu Perinçek bunu da ayrı bir formatta anlattı. AK Partilileri saymadı. Yani bunlar gizli hainler gitmişler bir şeyler yapmışlar. Bir beraber konuştuk. iki adam konuştu. Biz de her birimiz üçer dakika 4'er dakika bir de tercüman var. İngilizce bilen var bilmeyen var iyi anlayan var anlamayan var. Yani toplam üst üste koysan beşer dakika koy. Ne dedik? Bir onun dediği yani can alıcı şey dedi ki ben ülkemin Orta Doğu'daki menfaatlerini biliyorum. Ama bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleriyle ve siyasetiyle ne kadar örtüştüğünden emin değilim. Böyle bir diplomatik bir cümle kurdu. Ta o zaman yani. Yani Türkiye bizim yapacaklarımıza ne kadar razı olacak, ne kadar işte karşı çıkacak bundan emin değilim. Böyle bir cümle kurdu. İkincisi de en son yani son kapanışta hani o meşhur İngilizlerin What can I do for you dediklerini senin için ne yapabilirim İşte bizden ne bekliyorsun <laughs> ya ne bekliyoruz yani senden <laughs> herkes kendine göre o yedi arkadaşta birer ikişer cümle söyledi benim söylediğim şu bir dedim yani eğer bir siyasi bir etkiniz varsa ki var olduğunu biliyorum da ben de biraz aklımca biraz daha nazik olmaya çalıştım. Yani Türkiye'de PKK'nın silahları susturması yönünde bir çaba sarf ediniz. Yani bu silahsızlanma, silah, sızlanma, silah hmm. bırakma vesaire. İki, hükümetin demokratikleşme adımlarını önce teşvik ediniz, sonra da destekleyiniz. Hmm. Yani iki şey bekliyoruz. Silahları eğer susmasında bir katkınız olacaksa böyle bir katkı sağlayın. İkincisi de hükümetin, yani AK Parti hükümetinin, demokratikleşme çabalarını destekleyin ve katkısın. Benim söylediğim bu. iki şey. Ve tabi ondan sonra da çekti gitti. Yani bir şey yok. İşte bazılarına takıldı. Hani şaka maka işte espri. Hmm. Mesela Sayın Galip Ensarioğlu'nun böyle saçları, maçları hoştur, güzeldir kırlaşmasına rağmen dedi ki sendeki bu saçlar bende olsaydı Amerika'ya başkan olurdum ama herhalde saçsız olacak birine yani bu sefer. Evet, böyle... evet. Nasıl görüyorsunuz bu e tartışmalarını, Trump'la tartışmalarını bir gündemden bir soru sorayım. Nasıl görünüyor? Trump nasıl görünüyor? Tartışmayı izlemişsinizdir. Şimdi tabii Trump, ee, Biden nasıl görünüyor? Trump Türkiye'den böyle işte abuk subuk, patavatsız bir adam gelmiş. İşte hmm. her nasılsa Amerika'ya başkan hmm. olmuş. Tabii daha kaba tabir kullananlar da var bizim burada kullanmamız doğru değil. Yani sokak hmm. Hmm. insanlarına söylenen tabirlerle. E ben tabii o, o derece olmadığı kanaatindeyim. Yani sonuçta bu bu adam Amerika'nın yüzde ellisinin oyunu almış. Evet. Yani arkasında büyük lobiler, büyük güçler bir şeyler olmazsa yani böyle patadak çıktı geldi Amerika'ya cumhurbaşkanı oldu. Mümkün değil. Biden'ı nasıl görüyorsunuz o tartışmalarda? Biden yani? ya da... tabii daha rafine bir adam. Hı. Yani bizden olan konuşmalarında da öyleydi. Hı. Mesela bizim yanımızda büyükelçiyi azarladı. Amerikan büyükelçisini. Hı. Yani öyle çok diplomatik kurallara da şey yapan biri değil. Yani o müdahale etmek istedi. Yani çok az konu dedi ki bırak bunları dinlemeye geldik. Yani sen ne diye müdahale ediyorsun falan gibi böyle evet. şeyleri oldu. Büyükelçiyi de susturdu yani halk tabiriyle. Kendinden emin. Daha şey böyle özgüveni yüksek. Ama ben şuna inanıyorum. Yani bazılarının dediği gibi efendim Trump gelirse şu olur Biden işte gelirse bu bu olur. Ben Amerika'nın derin politikasının çok değişmeyeceği kanaatindeyim. Mesela Clinton'dan sonraki dönemde de öyle oldu. Mesela Bush geldi, ondan sonra Obama geldi. Obama bir demokrasi kahramanı gibi takdim edildi bütün dünyaya. İlk Türkiye'ye geldi. Ben o zaman milletvekili değildim. O zaman da onu dinlemek üzere belli yazar çizer belli işte, işte bu kanaat önderi falan meclise çağrılmıştı. Ben de çağrılanlar arasındaydım. Orada da dinledim sonra Mısır'da bir konuşma yaptı biliyorsunuz. Ama Obama da o derin Amerikanın çok dışına çıkamadı. Çıkmadı yani. Yani bir güler yüz olarak bir makyaj malzemesi olarak önde durdu. Ama arkada işte Amerikanın bütün bu Orta Doğu'daki siyaseti vesaire de devam etti. Ben bugün de çok böyle derin değişiklikler olacağı kanaatinde değilim. Türkiye'de de. Yani şimdi diyelim ki yarın Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Mesela. Türkiye'nin Kıbrıs politikasının değişmeyeceği kanaatindeyim. Doğu Akdeniz politikasının değişmeyeceği kanaatindeyim. Suriye'den askerin öyle kolay kolay geri çekilmeyeceği kanaatindeyim. Yani bazı insanlarda şöyle bir umut var. İşte filankes giderse, ömrü gelirse yüzde yüz ters bir şey olur. Ben Amerika için de Türkiye için de aynı kanaatte değilim. Aslında tabii ki ee, tabii uzun bir konu bu ama... Ee... Amerikalıların e, establishment dedikleri evet. derin, e, derin devlet, devletleriyle yaptı, evet. e, Türkiye e, Türkiye yaşadığı kısa ama çok çalkın çalkantılı e, evet. siyaset hayatı birbirine hiç benzemiyor yani evet. Türkiye'de bu derinliği yani Negatif anlamda söylemek istiyorum. Evet. Bu derinliği bulmak mümkün değil. Türkiye'de de çok şey değişti evet. son yıllarda. E, baktığınız zaman ne görüyorsunuz merak ediyorum. Ben Biden'la ilgili ee, tabii ki bütün entelektüeller arasında, dünyadaki bütün sanatçılar arasında belli bir Trump düşmanlığı var ama baktığımız zaman dört günde koronavirüsünü vücudundan atabilmiş, canlı kanlı, pembe yanaklı <laughs> Tam bir Cüneyt Arkın e, yani aslında. Evet ve evet. bir e, bir Trump ve e, böyle evet. bembeyaz suratlı evet. bir Biden görüyoruz. Evet. Bilmiyorum tabii ki ben e, kendi halkımızı her zaman daha bilinçli ee, evet. daha akıllı, daha sağduyulu bulurum. Yani Amerikan halkı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Irkçılık yapıyormuş gibi olmayayım ama kendi memleketini sevmekle bağdaştırabiliriz. Ama ben Amerikalıların yine e, o da pembe yanaklı ve e, evet. ortalığı karıştıran adama oy vereceklerini düşünüyorum işin doğrusu. Yani ben doğrusu çok bir tahminde bulunmak istemiyorum çünkü bilmiyorum. Yani bizde politikacıların da, bilim adamların da en sevmedikleri kelime bilmiyorum demektir. Evet. Halbuki ya bilmiyorsan bilmiyorsun. Bilmiyorum, değil, bilmiyor, bilmiyorum. Yani ben şimdi Amerikan seçimlerini nereden takip ediyorum? Evet, i̇şte basından medyadan. Bravo. Çıkıyor adam televizyonda öyle bir yorumlar yapıyor bravo. ki sanki Teksas'ın işte Florida'nın ara mahallesindeki dönerciden bilmem kime kadar hepsini tanıyor. E yok böyle bir şey. Yani bilenler var tabii ki uzmanlar. Ben bilmiyorum. Yani Peki, şu an Biraz e, kısa, Yani sadece biraz... basın e, evet basın üzerindeki şeylerden takip ediyorum. Programımızın sonuna evet. geliyoruz. Sözünüzü keserek evet. son bir iki soruyu soracağım. Evet, buyurun. Bu yıl ııı e, Entelektüel üretiminiz maşallah diyelim bu yıl e, Kürt sorunu ya tam kardeşlik ya hep birlikte kölelik en uzun yüzyıl Allah adına yönetmek ve 3. Cumhuriyete doğru isimli 4 kitap. Ee, aslında 3 tane yani üç birisi tane. eski kitabımdı yeni, eski basıldı kitabım, yeni basıldı yani toplam 8 evet. kitabım var evet 3 tanesi yeni. Maşallah sene. güzel evet. üretiminiz var. Bu e, hemen şunu sorayım 3. cumhuriyetle neyi kastediyorsunuz? Şimdi şunu kastediyorum de. aslında oradaki 3. Cumhuriyet... O kitabın içinde böyle uzun makalelerden oluşuyor, yani analizlerden oluşuyor. Bir analizin, bir makalenin adı, yani son kitabın sonunda 25-30 sayfa falan. E, kitaba da onun adını vermeyi uygun gördüm. E, Kastettiğim şu, yani Türkiye'de birinci cumhuriyet, tırnak içinde Kemalist Cumhuriyet. Yani 1923'ten. İşte AK Parti iktidarının e, bir de kendimce bir tarih koydum. 2015'e kadar. Şey pardon 2016'ya kadar. Yani 15 Temmuz 2016'ya kadar olan dönem benim kendi analizime göre, tasdifime göre kemalist bir cumhuriyet. Ne demek bu? Yani burada mesela Demokrat Parti var, Adalet Parti var, Milli Selamet Ama yani askeri vesayetin hala ağırlıklı olduğu, işte rejimin temel paradigmalarının adliyede yani özellikle adliyede orduda belli yerlerde hala hakim olduğu bir dönem. Tabi dediğim gibi bu sübjektif bir tarih değerlendirmesi. Birileri itiraz edebilir mesela birilerine göre Abdullah Gül'ün seçildiği tarihtir o dönemin bitmesi. Ama bana göre 15 Temmuz 2016'ya kadar geçen dönem işte bu İslami muhafazakar milliyetçi kesimin kademe kademe güçlendiği, kuvvetlendiği, merkeze doğru ilerlediği Refah Partisi'yle ve artık o darbe gecesinden sonra da tam gücünü tescil ettiği, oturduğu bir dönem. Peki ikinci cumhuriyet ne? O birinci cumhuriyetin bana göre bitiş gecesi olan 15 Temmuz'da ikinci cumhuriyetin de ilanı edildi. E, e, ne oldu? Yani küresel sistemin karşısına aldığı ulusalcı, kemalist güçlerle AK Parti iktidarı bir ittifak kurdu. Bir parantez açayım. Burada daha önce ülkemiz entelektüel olarak ülke entelijansiyasının ikinci cumhuriyeti tartıştığı bir dönem de geçirdi. Bu ikinci cumhuriyetle o ikinci cumhuriyetin hiçbir alakası olmadığını da belirtelim. Zaten kitabın girişinde ve arka kapağında bunlar var. Yani ne demek istiyorsun? Ey Altantan, Mehmet Altan'ın daha ikinci cumhuriyeti Orada Ortada, altanlar da evet karışmaz. Evet yani sen <laughs> neyin peşindesin? Üçüncü hmm. Cumhuriyetten hmm. neyi kastediyorsun? Böyle bir ironi bir üslup da var Güzel. kitabın. Hem hem girişinde var. Keşke getirip hediye etseydim o da benim biraz Ben alacağım efendim. Her şeyime verin. Yok ben size göndereceğim inşallah. Peki efendim nasıl? Ben size edersiniz. göndereceğim. Hani diğer kitapları da göndereceğim. Hmm. İkinci Cumhuriyet'te ise ulusalcı Kemalist Türkiye'deki güçlerle hani en geniş anlamıyla detaya fazla girmeden AK Parti iktidarı bir ittifak kurdu. Yani milli bir ittifak veya onlar yerli bir ittifak diyorlar, milli bir ittifak diyorlar. Bu biraz da zorunlu oldu. İşte onu da anlatıyorum. Niye oldu bu ittifak? Çünkü küresel sistem işte ılımlı İslamla Büyük Ortadoğu projesiyle Türkiye'deki ulusalcı kemalist kesimi tasfiye etmek istedi. Yani Ergenekon davaları bu. Evet. 68 general içeriye konuldu. 68 tane. Sayısıyla. Ama sonra Orta Doğu yani İslam baharı yani Arap baharı işte Rabiyel Arap dedikleri Arapça Arap baharı ile birlikte Orta Doğu'daki taşlar yerinden oynadı. Küresel sistem Orta Doğu'daki Arap ülkelerinde İslamcıların iktidara gelmesinden rahatsız oldu. Yani Mısır'da işte Suriye'de Lübnan'da yani Hizbullah geri çekildi. Ama AK Parti iktidarı küresel sistem bu senaryodan çekilmesine rağmen tek başına yoluna devam etme kararı aldı. İşte Suriye'deki olaylar İdlib işte meselesi veya Libya olayları birçok olay yani. Bundan da küresel sistem rahatsız oldu. İşte Joe Biden'ın ağzından artık bu bir dedikodu falan değil yani. En üst perdeden Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir tavır alındı. Yani 15 Temmuz darbesinin de sebebi bu. Yani ne pahasına olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan siyasetin dışına çıkarılmalı. E diğer işte Ergenekon dosyasıyla diğer ulusalcı Kemalist güçler de bir tasfiyeye tabi tutulmuştular. Bir noktada da mecbur kaldılar. Yani bir ittifak. İkinci Cumhuriyet bu. Yani şu an tabi halk bunu daha kestirme ifade ediyor. İşte diyor ki AK Parti, Doğu Perinçek, İlker bu. Yani isimlendiriyor bunları. İşte Mehmet Ağar veya oğlunun milletvekili olması. Yani böyle isimlendirerek de bunu yazan çizenler var. Bunun şeyi de bana ait değil yani bu şeyi. Ve Neticede şu an muhafazakar, e, tırnak içinde İslamcı, yani kendilerini öyle tanımlasalar da tanımlamasalar da en geniş anlamıyla muhafazakar, her şeye uyuyor. Onu da Yalçınak Doğan uydurdu. Ne anlama geldiğinde de bilmiyor. Bu konservatimizden, konserveden çıktı o da. işte bir şey. bir, bir siyasi birliktelik oldu. Yani milliyetçi, muhafazakar ve ulusalcı yani dış darbelere karşı, dış operasyonlara karşı bir içeriden bir direniş ve birliktelik noktası. Ama bu keşke bir hukuk üzerine bina edilseydi. Bu çok daha iyi bir ekonomik proje üzerine bina edilseydi. Bu keşke eski yanlışlıklardan geri dönülerek daha Kürt meselesini de içine alacak şekilde, çözümü de getirebilecek şekilde bir proje haline dönüşseydi. Şu an böyle gidiyor. Ha, bir parantez açabilir miyim? He. Özür dilerim. Evet. Şurada bir parantez. Bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Aslında e, bizim ülkemizde e, hem iktidar hem muhalefet evet. arzu edilen kadar akademisyen çıkaramıyor mu ortaya? Bu akademisyenler nerede? Biz akademisyenlerden söz ediyoruz tabii, hakkı yenen akademisyenlerden söz ediyoruz şu akademisyenlerden, bu akademisyenler. Ama dünyadaki bütün siyasi hareketler, tabii sizin gibi bir yandan üniversite mezunu ama sonra üniversitede devam etmediniz yani evet. siz inşaat mühendisisiniz. Şimdi giriştiğiniz bu kitaplarınızla yazarlığınızla yaptığınız şey aslında bir tür akademisyenliğe oynuyorsunuz evet. ama bizim zaten zaten siyasi partilerimizin ee, yanına alacağı sözü dinlenir ve bu e, gündemi ve ilerisi için projeksiyonları yaratacak olan büyük akademisyenlerimizin olması gerekmiyor mu? Ya televizyonda tartıştırmak için demiyorum yalnız Şimdi akademisyenler. Şimdi gerekiyor da, yine öyle bir noktaya parmak bastınız ki bir ah dememiz lazım. Hani bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır demiş ya adam. Yani Sür, iktidar partisinde realizim. bu akademisyenler Tabii, şimdi en azından kendi tanımlanması için yani kendileri için şu sözü bu sözü söyleyecekler. E, muhalefet kendisi için şu sözü bu sözü söyleyecek. Böyle tanımlanacak. Yani Amerikalıların işi ne kadar kolay. Yani cumhuriyetçi demokrat diyor her şey orada bitiyor zaten. Ama binlerce rapor geliyor onlara. Şimdi yani ne kadar vaktimiz bir var var bilmiyorum ama 1 2 dakikada yani mi hani diyor e, tam şeyime bastınız yani diyor ya bam teline, gönül teline. Şimdi bu bu memleketin e, yani en büyük sosyologlarından ikisi, üçü Şerif Mardin'dir, Nilüfer Göle'dir, Kemal Karpat'tır. Bunların hiçbirini bu devlet dinlemedi. Yani bu bahsettiğiniz stratejik tahliller. Hmm. Mesela bütün bir İslami gelişmeyi Modern Mahrem kitabında Nülifer Göle iki üç cümleyle özetledi. Şerif Mardin Türk modernleşmesini nefis bir şekilde anlattı. Yani eksikliklerini, fazlasını bütün şeyleri. Maalesef işte biraz evvel Mahir kaynaktan bahsettik, değerlendirilmedi veya Cevat Öneş Bey. Şu an bu işleri en iyi bilen insanlardan biri yine milis, barış müsteşar yardımcılığı yaptı. Televizyonlara bile artık kimse çıkarmıyor, görüşünü almıyor. Bir de ben Sayın Ahmet Davutoğlu'yla bir bir anımı veya bir şeyimi anlatayım, anekdotumu. Biz Güzel. yaş olarak akranız, şeyimiz de iyi yani. Şu an insani sağ olsun bu son bizim gözaltına alınma sürecimizde de çok büyük nezaket gösterdi. Eşimi aradı, eşi de eşimi aradı. Televizyonlarda işte çıktı, savundu. Bu Bunları da söyleyeyim. Şimdi Mesut Barzani Diyarbakır'a geldiğinde bir protokol yemeği verildi. Akşamleyin. Benle işte Sayın Davutoğlu o zaman aynı şeydeyiz masada ve yan yanayız böyle yuvarlak bir masa. Çok da tıkış tıkış. Bir tarafımızda Barzani'nin kardeşi, bir tarafta işte bir başka devlet bakanı. Sohbet ediyoruz biraz da böyle tartışmalı. Ben biraz sitem ettim. Dedim ki ben işte çocukluğumdan beri bu siyasi örgütlerin şunların bunların içindeyim. Milli Bak Milli Eğitim Bakanlığı'na belki 100 sefer gitmişim. Yani lafın gelişi belki de daha fazla. Bilmem ne bakanlığına 50 sefer gitmişim. Fakat ben daha Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın dış kapısından içeriye girmemişim. İngiltere Dışişleri Bakanlığı beni Londra'ya çağırdı. Ben milletvekiliyken ve Orta Doğu masasından iki tane uzman derecelerini bilmiyorum. Bir buçuk saat beni dinledi. Yani İngiltere Devleti, İngiltere Hükümeti, İngiltere Dışişleri Bakanlığı e ben mi yönlendiriyorum adamları? Koskoca dünyayı yöneten 150, 200, 300 senedir İngiltere'yi adam ama bir gram bir şey aldı benden ama 20 gram aldı. Bana işte Orta Doğu, Kürt meselesi, Arap Baharı neyse 3-5 tane soru sordu ve dinledi. Parantez açayım. Neden? Çünkü sabahtan akşama kadar rapor yazıyor. Evet. Insanlar. sabahtan akşama Benim kadar. Benim sistemim de bu. Entelektüel çalışma evet. bitmiyor sabah evet. akşama Benim kadar. Benim sistemim yani de kimin bu. Kimin konuştuğu önemli değil. Tabi Ne dediğine bakıyor, ha. ne anlatıyor. Yani bu. her çiçekten bal alır diye ha. bir ha. ibare ha. var ya her tarafa konuyor arısı. Yani ha. böceğe de, çiçeğe de, dikene de ha. Ha. Her kaktüsten bile bal alıyor. Kaktüs yani ondan da bir şey alıyor. Dedim ki İngiltere Dişleri Bakanlığı beni Londra'ya çağırdı. Dişleri Bakanlığı binasında resmi olarak bir buçuk saat dinledi. Ben daha bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 3 dönem milletvekillik yaptım. Dış kapısından içeri girmedim. Yani bırakın akıl makıl alma dinleme bilmem ne. Biraz sitem yani bir arkadaş sitemi. Ya dedi ki olur mu bizim kapımız her zaman size açık buyurun çay kahve. Ya ki sayın Dışişleri Bakanım çay kahve bizim evde daha güzel var. Valla bizim hanımın yani yemekleri de muhteşem. Çay kahvesi de muhteşem. Yani mesela çay kahve değil. Yani demek istediğim siz diyorsunuz ya. Tabi bize sıra gelene kadar dediğim gibi Şerif Mardin'den, Nülüfer Göle'den, Kemal Karpat'tan bilmem kime kadar yani maalesef bu işleri bilen insanları kimse dinlemedi. Mesela Oliver Roy, şimdi meşhur bir Fransız yani Orta Doğu bilimcisi, İslam bilimcisi, işte sosyoloğu. Adam siyasal İslam'ın iflası diye bir kitap yazdı. Aşağı yukarı 30 yıl oldu. Yani tam tarihi 92 midir? Yani 27-28 tabii onun evveliyatı var. Onu hazırlama. Yani yayınlaması bu kadar oldu. Ya adam 30 yıl evvel şunu söylüyor. Diyor ki bu siyasal İslamcılardan korkmayın. Yani bütün kitabın özeti bu. Tabii o dönem işte İran devrimi var. Refah Türkiye'de iktidara geliyor. İrtica hotladı. Şeriat geliyor. Memleket batıyor. O belli zavat böyle bir dümbelek çalıp gidiyor. Dedi ki bunlardan endişelenmeyin, korkmayın. Bunların hiçbir devlet tecrübeleri yok. Bir, iki, hiçbir modern dünyaya alternatif projeleri yok. Mesela faize karşı Müslümanlar. Peki alternatif bankacılık ne? Yani bu, bu, bu Türkiye'deki finans kuruluşları tamamen hokkabazlık yapıyor. Yani aynen bankalar gibi çalışıyor. Adamın anlattığı bu. Yani işte diyelim ki eğitimde, siyasette, kültürde, tarımda, sağlıkta, ne bileyim işte bankacılıkta, iktisatta, kapitalizme alternatif olmada bu adamların bir hazırlığı yok. Gelecekler ve gidecekler. Büyük bir kafa ve karşıdan konuşan bir kafa. Yani mesela bu bu laflar bu 30 yıldır benim yüreğimi yaralıyor bir Müslüman olarak. Çünkü ben karşı bir iddiadayım. Yani bizim bir İslam medeniyetimiz var. Bir işte kültürümüz var. Batı medeniyetinin değerleri var. Biz e, bunlardan bir şeyler, yani kendi eksikliklerimizden, onların olumlu yanlarından yeni bir dünya kurmalıyız, alternatif bir medeniyet. Ama bir yandan da adam en acı gerçeği yüzüne çarpıyor. Ya hiç olmazsa bunu da dinle. Peki kardeşim sen ne diyorsun? Yani nasıl görüyorsun? Ee, yani sadece içeride değil, dışarıda da birçok kafası çalışan insan var. Rashid Gandhi'si mesela. Tam Bugün burada tam burada tekrar sözümüzü evet. keserek şunu soracağım. Bir yandan bu eleştirinizi çok iyi anlıyorum Ama bir yandan da şu anda e, ülkemizde muhalefete oy veren eğitimli ya da eğitimsiz e, kitlenin ya yani Türkiye'de bir bölünmüşlükten söz ediliyor ama muhalefet kitlesinin de bir entelektüel hazırlığı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır Buna da kızıyorlar. Yani siz şimdi bu gece beni tekrar boks böyle şeyi gibi her tarafta <laughs> böyle şey böyle bir şeye neden olmak istemiyorum. İltifat ediyorum. Yani, şey teşekkür... pardon. E, yani öyle bir şey yok tabii evet. yani latife. Evet, teşekkür ederim. Ha, şimdi tabii siz de bana latife evet, bulunuyorsunuz. Evet. Şimdi maalesef yok işte sorun orada. Maalesef yok. Yani şu an ben işte bu yaşıma kadar şu an CHP'nin yani ne özür dilerim tekrar konuya gireyim 2023'te eğer beklenen ki aksi söylenmiyor şu anda 2023'te ilk defa oy kullanacak olan milyonlarca gencimize hangi entelektüel hazırlığı sunuyoruz? Hangi bir dünya görüşünü sunuyoruz? Bırakınız ne entelektüel veriyorsun? hazırlığı yani klasik anlamda hani derler ya bir, bir işte böyle bir... Millet aç kalmasın diye sofraya bir şeyler koy. O, o, ona Kürtçe mal hazırı derler. Yani evde ne varsa kaymak, yumurta, yoğurt böyle ağır bir yemek yapamıyorsan da yani ne varsa işte bir şeyler koy önüne. Şimdi mesela ben ben soruyorum yani tek tek partileri sayabilirim de saymayalım, polemiğe girmeyelim. Hı. Ya bu partilerin mesela Türkiye'nin ekonomisinden sürekli şikayetleri var. Ekonomik modelleri ne? Tarım politikaları ne? Hayvancılık politikaları ne? Eğitim 4 artı 4 mu olacak? 4 artı 5 artı 8 artı 19 mu olacak? Ne olacak? Peki Türkiye'nin Suriye politikası ne olacak? Yani bütün askerini toplayıp geri mi çekilecek? İşte Doğu Akdeniz'de ne yapacak? Kıbrıs'ta ne yapacak? Kürt meselesini bu konuda, nasıl çözecek? Bu konuda CHP'ye nasıl bakıyorsunuz? Ben Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu ağırladığımda iki hafta önce bu konuda büyük hazırlıklar, e, raporlar e, bildiriler, bunlardan söz ediyor. Ben de kendisine sordum. Bunlar salı toplantılarında mı kalıyor mecliste? Bunları ilan ediyor musunuz? İlan ettiğiniz zaman e, ben e, bütün kanalları, bütün e, e, gazeteleri, köşe yazılarını, medyayı takip eden bir insan olarak bunlarla sarmalanmıyorum anlamında söyledim. Bu kadar uzun anlatmadım. Ama dedim ki bunu ne kadar duyurabiliyorsunuz diye kendisine bir soru sordum. Maalesef bu raporlarınız, bu e, önermeleriniz e, projeksiyonlarınız varsa bunu ne kadar duyuruyorsunuz diye sordum. Maalesef yok. Şimdi benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok e, saygım var. Niye var? Yani laf olsun diye bir protokol şeyinde hmm. bulunmuyorum On veya yani. bir zarflamada da hmm. bulunmuyorum yani hmm. halk tabiriyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu muhalefeti ve CHP'nin o belli konularda şartlatmış katı tabanını belli bir sosyal demokrat parti haline getirmek için maksimum bir gayret içerisinde. Yani yapabileceklerinin azamisini yapıyor. Yani bunda da hakkını teslim etmek lazım. Olumlu bir siyaset izliyor. Yani böyle ayrıştırıcı din üzerinden, mezhep üzerinden, etnisite üzerinden bir çizgide gitmiyor. Ama bu artıların yanında öbür eksiği de söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi Sayın Canan Hanım veya bir başkası işte bizim komisyonlar var. Yav çıkarın görelim Allah billahi aşkına. Çok basit bir soru sorayım ben. Çok basit. Yani demiş ya ilmi felsefeden, ilmi kelamdan sorma daha basit çalıştığımız sorulardan sor. Ya Türkiye'nin en fazla konuşulan yanı şudur. Türkiye'nin işte şu kadar nehri var, şu kadar tarım ve hayvancılık ülkesidir. Niye tarım ve hayvancılık yerlerde? Ya Allah billahi aşkına anlatın. Dünyada bu tarım ve hayvancılıkta ben de gezdim, kısmen inceledim. Dört tane örnek ülke var. Yani çok başarılı olan. Bir Hollanda. Evet. İki Fransa. Evet. Üç ABD. Dört İsrail. Ya en azından bu dört modelden hangisini alacaksınız onu söyleyin. Yani mazotu bedava mı vereceksiniz? Hayır daha da ilginç. Bu üçünün de toprağı yok. Toprağı yok evet. Üçünün toprağı yok Amerika evet. Birleşik Devletleri'de. Evet, evet. Peki hani söyleyin. Yani sütü 5 dolara mı alacaksınız? Yani bedava para mı dağıtacaksınız çiftçiye? Herkese bir traktör mü hediye edeceksiniz? Yani tarım ve hayvancılık canlansın. E peki canlansın. Her eve bir inek mi vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Şu gün İsrail ve Hollanda özellikle ikisi sadece tohum yani o genetik oynamalar yani şeyle hem hem tarımda hem de hayvancılıkta sadece o bilgi yani işte şey anlamda teknoloji diyelim veya bilim diyelim veya know how diyelim artık neyse en büyük parayı buradan kazanıyor. Peki sen nasıl bir model oluştur? Ya efendim işte çiftçi iftihaz etti. Patates denize döküldü, domates bilmem dağa çıktı. Ya bırak bunları anlat domates nasıl olacak, patates nasıl olacak? Soya mı ekecek, pamuk mu ekecek? Ee, efendim kivi mi işte dikecek ağacını, işte dalını, meyvasını, bostanını neyse benim gibi çileği lise sona kadar ağaçta zannedenler gibi. Hmm. Ben liseyi bitirene kadar çilek görmemişim bizde Diyarbakır'da. Çevrede el hazırda vardı. Bir gittik baktık ki yani şeyde yetişiyormuş. Domates gibi tarlada evet. yetişiyormuş. Evet. Bir anlat millete bunu. Evet. Ha, nasıl olacak bu? Kalkınsın. Peki. Evet, ee, çok teşekkür ederim. Ee, benim için çok e, doyurucu ve bilgilendirici bir e, söyleşiydi. Bir yandan e, şuna da dikkat çekmek istiyorum e, başından sonuna kadar izleyenlerimiz de sizin ne kadar e, bir yandan e, doğruları e, bu gece birçok e, doğru bildiğiniz şeyi burada ilk defa açıkladığınızı söylemenize rağmen ne kadar mesafeli ve saygılı. Durduğunuzu da mutlaka evet. izlemişlerdir. Görevimiz. Bütün e, evet. farklı çevrelere karşı çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Için. Çok keyifli bir program oldu. Benim çok için, teşekkürler. Benim için de öyle. İyi akşamlar haftaya görüşürüz. İnşallah.